Survivor Panorama hafta sonunun bugünkü konuğu eski Survivor yarışmacılarından Anıl Berk Baki. Ben doya doya yaşadım Survivor. Anıl birinci attı. Anıl kazandı. Hodri meydan. Kimseden hiçbir korkum yok. Buraya zaten herkese yarışmaya, herkese savaşmaya geldi. Anıl, Survivor 2019'daki büyük mücadele hakkında neler söyleyecek? Ben bu Survivor'ı bitirdiğim zaman arkam bakıp keşke şunu yapsaydım demek istemiyorum. Ve bunun için de Survivor'ın başından beri elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Siyah ve beyaz takımları nasıl yorumlayacak? İnsanın ayağına fırsatlar gelir, onu değerlendirmesi bilmek lazım. Şimdi Survivor Panorama hafta sonunda. Survivor Panorama hafta sonuna hepiniz hoş geldiniz. İyi pazarlar diliyoruz. Bugün Nagihan ve Anıl bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş tabii geldin. Ki Samicim artık hep yani hep birlikteyiz evet. Diye. Biz bugün zaten siyah takım olarak. Siyah takım, beyaz takım evet. Olarak biz masada bulunuyoruz. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Akşam da buradaydınız zaten. Evet. Eve gitmeme gerek kalmadı dermişim. Burada. Bu akşam da devam edeceğim. Devam edeceğim. Evet. Şeyimiz var. Non stop. Kolay gelsin diyoruz. Anıl sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Ben de iyiyim. Hayatıma kaldım yani devam ediyorum. Yelken'de sezon başladı, yarışlar. Aynı şekilde diğer türlü başka projelerimiz de olacak hani ilerleyen zamanlarda ama kesin bir şey söyleyemiyoruz. Onları hazırlanıyoruz işte. Öyle her şey yolunda gayet onun güzel. Dışında herhangi bir iş var mı? Düşündüğün, işte yaptığın? Demeye çalıştım aslında. Oyunculukla mı ilgili? Evet. Aa, süper, ilgili. Güzel. Ama şu anda bakalım, bekleyelim. Herhangi bir şey açıklamıyorum şu anda. Çünkü sürpriz olacak. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Tabii değişiyor çünkü. Ama sürprizler olacak. Eylesi olsun. Peki Survivor'ı takip ediyorsun. Yani. Nasıl buluyorsun? Yeni sistemi nasıl buluyorsun öncelikle? Aa, değişik. Yani nasıl anlatayım? Yeni sistem birçok insanın kafasını karıştırdı illaki ama Survivor'a yeni bir renk kattı. Evet. Çünkü evet, dostluk oyunları çok güzeldi izlemesi ve artık bütün oyunlar neredeyse dostluk oyunu olacak gibi. Tabii ki de biraz da tansiyonlar geriliyor haliyle. Evet. Süre arttı, açlık başa vuruyor. Şimdi taze de çıktığım için oradan biliyorum, biz de bu zamanlarda böyleydik diye hatırlıyorum. Yarışmacıların yerine koyuyorum kendimi. Ama işte en büyük sorun mesela, siz de konuşuyorsunuz burada, iletişim nasıl olacak birbirleri aralarında? İşte yavaş yavaş çözümle başlıyorlar onu ama yani izleyeceğiz, göreceğiz. İlginç bir sezon olacağı benziyor gerçekten. Peki siyah ve beyaz takım diye ayrıldılar artık. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Hangisi sana daha başarılı olurmuş gibi geliyor? Ben açıkçası %50-50 görüyorum. Çünkü hiçbir zaman... orada da çıktı. Daha rahat oluyor orada. Yani bu takım kesin bütün oyunları alır, 10-0'lık seri yapar diyemeyeceğim. Çünkü Survivor'da dengeler çok değişken olabiliyor. O yüzden yani geçen akşam saatlerindeydi galiba. Nagihan, sizin bir yayınınız olmuştu. Evet. Orada bir değerlendirme oldu ama yapmışsınız. Ben yani biri birini hep yener diyemiyorum. Bir oyun birine bakar, bir oyun diğerine bakar. Bir çok güzel bir ödül oyunu beyaz takıma bakar ama bir dokunulmazlığın atışı siyah takıma bakar. O tamamen psikolojilerin yani savaşacağı bir şey olacak. Yani zaten Survivor yetenek değil de tamamen psikoloji. Yani mesela işte Hikmet'le Yusuf'un olayı olsun, Tony Panayotis'le olsun. Yargın. Tamamen adalardaki o çatışmaları şeye yansıyacak. Parkurlara yansıyacak ve birbirlerine adada tam rahat rahat söyleyemediklerini parkurlarda yenerek gösterecekler ve gösteriyorlar. Zaten biraz başladı evet. Öyle bir durum da var. Yani bakalım neler olacak. Evet, bakalım. O zaman hızlıca başlıyorum ben. Biliyorsunuz ki beyaz takım gayet iyi gidiyor. Yüzleri gülüyor ve ilk oyunlarını değerlendiriyorlar. O görüntüleri izliyoruz. Kazandık ya ilk oyunumuzu. Vallahi çok iyi olmadı mı? Harika olmuş ya. Üstünlüğümüzü gösterdik onlara. Daha bir oyunla belli olmaz. İlk oyunu. Yani ilk oyunu ama vermeleri çok büyük moral bozukluğu oldu. Kesinlikle. Bizler seçim yaparken bir sonraki oyunlarda insanlar herhalde bunu içerliyordu ve işte ben bugün oynamadım, ben çıkayım gibi şeyler, problemler yaşıyorduk biz. Çok enteresan bir şekilde Yunan arkadaşlarımız hiç böyle bir polemiğe girmedi bizimle. Yunan yarışmacılar şey yapıyor, dinliyorlar bizi. Evet. Şöyle atın diyoruz, böyle atın evet, diyoruz. Aynen. Hiç şey yapmıyorlar yani. Πολύ συμβουλές και ο Χικμέτ όλη την ώρα που με λεπτομέρειες, με συμβουλές.
Bench'te takım arkadaşlardan çok destek aldım. Ve yarıştığımda atış şeklim biraz değişti. Çünkü Hikmet'in, Bora'nın ve Nikos'un tavsiyelerini dikkate aldım. Atış şeklim konusunda beni düzelttiler. Şey, seçimlerinde şey yapmıyorlar. Hani ben çıkayım öbürü gibi olmuyor yani. Evet. Bugün çıkmadım, şansımı kullanmak istiyorum. Öyle yok yani. Evet. Benim hoşuma giden de o. İlk eşleşmede oyun dışında kalarak herkesi destekledim. Arkadaşlar bir önceki takımdayken oyun dışında kalan olduğunda aralarında kavga ettiklerini söylemişti. Biz sakince eşleşmelerimizi yaptık. O niye de moral oldu buraya gelmek onda adam. O çok teşekkür etti bana. Bence de düzelecek bu. Düzelecek. Çünkü o adamı moral bozuk, iyi bir adamdı, iyi atıyordu. Moral bozukluğundan atamamaya başladı bence. Sürekli tartışma, sürekli pota. Tabii etkilemez. Yani eskiden... Şeye düşünsene, çıkarken ona motivasyon edici bir şey söylemezsen ne olur? Takımın ikinci koşuda beni ne kadar desteklediğini gördüm. Hikmet yanıma gelip benimle konuştu. Seda da geldi. Sonra Büşra ve Okay. Bana şimdi gitmemi ve kazanmamı söylediler. Ya hep beraber iyi bir takım olduk ya. Bir takımımız bence güçlü değil mi? Yunanlar da güçlü ki şu an Türkler olarak psikolojimiz de iyi. Kavga etmezsek birbirimize, sıkıntı olmazsa bence harika bir takım olduk. Hikmet'le camiadan ortak yönlerimiz var. Hadi bir peşref yapalım dedi. Ben de oyunun kazanma sevinciyle peşrefi yaptık birlikte. Daha önce aramızda sıkıntı olmuştu ama artık beyaz takım dedik, beyaz bir sayfa dedik. Ne yaptığını şaşırdılar bugün. Diyorlarmış kendi aralarında rüya takım. Ne rüya takım rüya ya? Rüya takım diyorlarmış kendilerine. Öyle mi? İşte öylelermiş. Bence rüyalarda kazanırlar. Dream team. Dream rüya takımlarmış. Dream rüya demekmiş. Bu sweet dreams. Tatlı rüyalar. Takımda yüzler gülüyor, birbirlerini motive ediyorlar. Sen neler söyleyeceksin? Nasıl değerlendiriyorsun? Yani şu an beyaz takım tabii ki galibiyet aldıkları için mutlular. Ayakları yere basmıyor. Evet. Ama bu böyle devam etmeyecektir. Çünkü takımlar bölündü ve hemen hemen eşit bir güçteler. İlerleyen dönemlerde oyundan oyuna, atıştan atışa, parkurdan parkura değişecektir. Biz de ilk ayrıldığımızda o kadar çok oyunlar kaybettik ki sonradan artık böyle kafa kafaya verdik takımca, Anıl'da olduğumuz takımda. Bir anda bir yükselişe geçtik. Bu neden oluyor kalktı. Peki Nagihan? Tamamıyla psikolojiyle alakalı. Çünkü daha adaptasyon sağlanamamaktan kaynaklı. Kimin ne becerisi var, kim kiminle nasıl uyum sağlayacak. En iyi olanlar bile çıkıp sayı alamıyor. En kötüler çıkıyor, sayı alıyor. Yani en iyiler sayı alamadığı takdirde zaten beyaz takım kazanmış oluyor. Siyah takımdan ben daha ümitliydim. Yani ne bileyim bir Sude'si olsun, evet. Diğer yarışmacılar olsun. Tam böyle kendini göstermiş değiller. Şu konuşmada da zaten her şey apaçık ortada. Hani Tony'den aslında Seda şunu söylüyor. Tony diyor hani çok fazla diyor potaya girmekten kaynaklı diyor. Psikolojisi bozulmuş diyor. Ama bu şununla alakalı. Yanındaki negatif insanlardan uzaklaştığında otomatik olarak kendini daha güçlü hissedersin. Evet. Yani mecburen kendimden örnek veriyorum. Çünkü aynı şeyleri yaşadığım hani yaşadığımız için var. Ve birebir örneği olduğu için yine örnek vermek zorundayım. Ben de All Star takımındayken psikolojik olarak çok kötüydüm. Ama gönüllü takımına geldiğinde psikolojik olarak kendimi buldum ve yükselişe geçtim. Şimdi Tony'ye diyorlar ki Tony çok iyi bir yarışmacı ama potaya girmekten psikolojisi bozulmuş. Yani şimdi Tony'ye çok iyi diyorsunuz ama bir geriye baktığımızda siz güçlü yarışmacıları niye potaya koyuyorsunuz o zaman? Okay çok mu kötü? Atakan çok mu kötüydü? Bunları siz potaya koydunuz ve psikolojik olarak yıprattınız. Doğru. Yani kendi yaptıkları hataları görmezden gelip karşı takımın, Yunan takımının yaptığı doğruları ya da yanlışlarını insanların gözüne sokmaları kadar yanlış bir şey olamaz. Önce kendi hatalarınıza bakacaksınız. Onları gizlemeyip sonra eleştiride bulunacaksınız. Aynen, karşı takımın yaptığı doğruları yanlış gibi gösterip buradan prim yapmaya çalışmayacaksınız. Bir de beyaz takımın hani tecrübeli diyoruz ya, Survivor'da aslında tecrübeli değiller ama hayatta tecrübeliler ve
özellikle Bora'nın böyle diyeceğimi hiç beklemezdim ama Bora'nın bu çok iyi teknik direktörlüğü ve insanlara çok iyi enerji verdiğini, bir şekilde çok iyi gaza getirdiğini görüyorum. Hikmet keza öyle zaten. Seda da öyle. Yani beyaz takımın enerjilerini çok iyi bir arada tutuyorlar. Bence başarıları kesinlikle buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ama Nagihan da katılıyorum. Siyah takım ilerleyen zamanlarda daha da başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii Tony'nin hani yine psikoloji diyoruz ya, işte enerji. Tony tabii öbür takımda o kadar kendini kötü hissediyordu ki buraya geçince Bora'nın inanılmaz anlayış göstermesi, destek veriyor, destek arkadaşları. Ve Seda hepsi öyle, Okay da. Adam kendini daha iyi hissediyor. Yani yine 2'de 0 yapıyor ama yine de daha rahat. Evet, kafası var. Rahat. Bençe döndüğünde tartışacak biri yok diye görüyor ama. Tabii. Ya şimdi şöyle bir durum var. Karınlar tokken, oyunlar kazanılmışken her şey yolundadır. Herkes herkese çok iyi arkadaştır. Bora'nın bu röportajı bir dokunulmazlık kaybedilince ya da bir ödül kaybedilince gene gelecek mi acaba? Ya da Seda'nın o söylediği laflar, hani kötü laflar değil tabii ki, işte Tony için şöyle diyorlardı, böyle diyorlardı, İşte aslında iyiyiz, onlar yanlış yapıyormuş gibi sözler bir dokunulmazlık ya da çok güzel bir ödül kaybedildiği zaman gene gelecek mi? Geliyorsa o zaman siyah takım olmuş demektir. Beyaz takım mıydı? Karıştırdın mı? Beyaz. Evet, tamam. Beyaz takım. Beyaz takım olmuş demektir. Önemli olan orada işte, yani işler yolundayken herkes iyi ama işler sarpa sarmaya başlayınca, hani orada birbirini ateş etmeye başlamıyorsan tamam o zaman, hani gerçekten söylediklerinde samimisindir demek. Ya benim dikkatimi en çok çeken şey oydu. Farklı olan bir şey yok ki zaten. Nagihan'ın söylediğine çok katılıyorum. Yunan takımı bunları yanlış yapıyormuş. Tony iyi yarışmacı diyorsunuz. Kendi iyi yarışmacılarını potaya sokuyorsun. Evet. Ve neden? Güçlü performans birincisi olan. Okay'ı sen niye potaya sokuyorsun? Evet. Lak diye adam potaya girdi. Ondan sonra bütün psikolojisi değişti. Orada Okay'dan öte hakikaten çok kişi vardı mesela. Eylem gibi söylemleri gibi. Bir evet. Değil. Evet, kötü değil. Duruyor. Ayrıca da bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii. Bununla alakalı. Şimdi Tony, hani baktığımız zaman çok iyi bir yarışmacı mı? Bence çok iyi bir yarışmacı değil ama son dönemlerde ciddi anlamda yükselişte. Yani kimse Tony'den böyle bir performans beklemiyordu. İlk girdiği potalarda pat diye gidecek diye bekliyorduk. Ama kaldıkça böyle artık hırsım yerine geldi veya şansım yaver gitti diyelim. Sayılar almaya başladı. Ama şu an bakıyorum ki Tony'ye gerçekten iyi. Ama bu şununla alakalı. Yani tamamıyla tabii ki psikoloji çok önemlidir ama oyundan oyuna da değişir. Benim psikolojim 4-4'lük oluyor ama bir oyun geliyor. Elin tutmuyorsa onun psikolojisiyle, yani psikolojisinin iyi olmasıyla doğru. Alakalı bir durum olmuyor. Yani şu an Tony'nin performansını ben şansa dayalı olarak görüyorum. Öyle söyleyeyim. Peki Hikmet'le Okay için neler söyleyeceksiniz? Normalde araları çok iyi değildi. Ama sanki sorunlarını çözmüş gibi de gözüküyorlar. Anladığım kadarıyla. Okay'la Sabri'ye gerçekten çok yani benim hiç beklemediğim bu kadar çabuk oraya döneceklerini düşünmüyordum açıkçası. Gerçekten de Survivor, hani diyoruz ya, hayatın hızlandırılmış versiyonu. Evet. Ya bu kadar da hızlı olmasın ama. Yani bu kadar da biraz Yusuf'la ters düşüp bir de takımlar değişince tamamen yani Sabri'ye mesela, bu kadar dobra bir insan. Nasıl sen Hikmet ve en Seda'yla... En son hatta bayağı tartıştılar, konuşma benimle ya kadar geldi kadar durum. Doğru söylüyorsun. Tattırıyorlar, göstereceğiz falan. Ne oldu ya? Yani nereye geldik biz? Aynı şeye çıkıyor. Oyunlar kazanılıyor. Evet. Karınlar tok. Bize hatta biz gönül takımındayken de Nagihan da gelmemişti. Hakan bizim takıma ilk geçmişti, ilk oyun öncesinde. O da kendi yaşadığı eski yıllardan şey söylüyordu. Ödül kazanınca işte herkes herkese çok iyi anlaşıyor. Herkes süper, küslükler bir anda unutuluyor. İşte ödüle gidiyoruz helikopterle falan. Bir bakıyorum adını yazdım arkadaşım da böyle sarmaş dolaşıyor falan. Bunlar oluyor tabii. Bu aynı sebebe çıkıyor. Yani oyunlar kazanılıyor. Tabii ki de iyi anlaşacaklar. Bir oyun kaybedilsin. Hikmet gene başlar. Atamıyorsun abi. Şöyle böyle işte yavaşsın, atışın kötü diye gene gelir yani onlar. Senin favorin var mı Anıl? Benim favorim... Ya favori denmez ama şampiyonluğa yakıştırdığım isimler var. Kim onlar? Yusuf'u yakıştırıyorum. Okay'ı yakıştırıyorum şampiyonluğa. Yani o kumaş vardır ya. Yani şampiyon olamasalar bile kendilerini hatırlatacak isimler diye görüyorum. Ama tabii ki de inişleri çıkışları var şu anda. Yani her zaman söylüyorum, Yusuf benim arkadaşım. Hatta uçağa binmeden önce de aradı, kardeşim hakkını helal et dedi. Çünkü bütün
eleme aşamalarında şöyle geçti, böyle geçti diye anlatıyordu bana. Çok hakikaten tertemiz bir çocuktur hani Yusuf. Çok temiz kalplidir. O da şu anda işte Survivor'ın ortalarında biraz hani böyle şey, nasıl söyleyeyim? Bocalama demeyeyim de hani böyle bir boşluğa düşme, hani yeni sisteme de adapte olma. Şimdi evet. Survivor'a bir adapte oluyorsunuz. Bir de sistem değişti şimdi, bir de ona adapte olacaksınız. Adaptasyonu geçirdikten sonra ben çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Umarım yanılmam. Ama biraz da sabırlı davranması, kendine hakim olması lazım bence. Çünkü son zamanlarda çok kolay tahrik oldu. O şeylere düşmemesi lazım. Kendine zarar. Evet, çok stresli. Yani, çok stresli. O stresi biraz daha rahatlaması lazım. Artık meditasyon mu yapıyor, ne yapıyor bilmiyorum. Ay, yalın ayak kimlere falan bassın ya, ona biri söylemesin. Enerji zaten orada adada biraz zaten rahatlaması. Ayakkabı toprakta falan zaten. Yok. Aynen, ben sadece oyunlarda giyiyordum ayakkabıyı. Ama kum da gerçi şey, toprakta yok. Lazım, çim. Enerji alan, kötü enerji alan bir şey de yoktu da. Ya biraz daha üzerindeki o dediğiniz gibi stresi alırsa çok daha rahatlayacaktır, ama şu anda yeni takıma da kendimi göstereyim düşüncesi vardır belki. Çok kesemiyorum hani ne düşündüğünü, ama tabii yemek de yemediler sonunda. Evet. Ya şimdi bizim, İyi olacaktır yani. Bizim Türk takımıken hani Yusuf Atakan, işte Bora Hikmet'ti ya. Hı hı. Bunu şu anda bir de ayrılmasıyla şey gibi oldu aslında. Seda ve Dalakan'ın takımı gibi değil de aslında Yusuf Atakan, işte Bora ve Hikmet. Özellikle Hikmet diyeyim. Bora şu anda daha bence şey gidiyor. Tutarlı gidiyor. Hikmet evet. Oldu. O da beni şaşırttı. O zaman da ne oluyor? Bütün maçlar, bütün parkurlar çok stresli oluyor. Yani bu stres geçiyor bize yani. Özellikle bir de o tartışmadan sonra Yusuf'la Hikmet'in mesela çıkarkenki o stresi hani geçiyor bize ve Yusuf'un, Hikmet bunu başarabiliyor. Evet. Yusuf şu anda başaramıyor yani stresi. Ya ben şu konuyla alakalı az önce konuşmuştuk ya, hani Okay Hikmet yakınlığı. Yani benim ne bileyim böyle tutarsız ilişkiler hani ekrana da herkese de yansıyor. Hiç hoş gözükmüyor. Hani Hikmet'in bir söylemi var. İşte aynı camiadanız. İşte peşref mi? Peşref evet, hareketi peşref falan yapıyorlar. Madem bu kadar aynı camiadansın, geçmiş zamanda neden onu Avrupa şampiyonluğundan, dünya dördüncülüğünden veya dünya ikinciliğinden vuruyordun? Nasıl Avrupa şampiyonusun, nasıl dünya şampiyonusun gibilerinden çok ağır ve aşağılayıcı, küçük evet, görücü söylemleri olmuştu. Bence Hikmet burada geçmişe dayalı yaptığı hataların farkında. Şimdi onları mı düzeltmeye çalışıyor? Bunları tabii ki yeniden bir sayfa açıldı. Geçmiş ne de olsa unutulur. Survivor'da hep sonda konuşulan, sonda yapılan ya da ortadan itibaren yapılan böyle çok büyük majör hatalar olmadığı müddetçe kendini Kıbrıs'a ya da atıyorum final koltuğuna atabilirsin düşüncesiyle buradan yola çıkarak bu yaptığı hataları unutturacak böyle daha böyle dostça, işte abice, işte takım kaptanlığını güzel bir şekilde hani taşıyabilecek hareketlerle bunu bize yansıtmaya çalışıyor. Ama her ne olursa olsun ben Hikmet'in başarısını burada her zaman konuşuyorum. Kesinlikle, çok ama iyi. Çok tutarsız hareketleri oluyor. Mesela dünkü yapmış olduğu o itme hareketleri. Evet. Kendisi, tamam hepimiz, ben de zamanında çok egoluydum ama ister istemez egolu oluyorsun. Çünkü başarılı olunca onun önüne geçemiyorsun. Bir de orası hani bireysel, herkes kendiyle baş başa kaldığı bir ortam. Ama şimdi bakıyorum şu harekete. Okay'la onun o hareketi ya bana çok abes geliyor. Bora'yla daha düne kadar kanlı bıçaklıydın. Ne oluyor? Seda'yı işliyorsun. Seda onu seç. Niye? Ondan da faydalanmak istiyorsun. Hem aynı ortamda olmak istemiyorsun. Hem de onun atıyorum yabancı dilinden veya ne bileyim gücünden faydalanmak istiyorsun. Yani tek bir duruşu yok. Devamlı işine göre şekil değiştiren bir Hikmet var. Okay'a burada kızmayacağım. Çünkü Okay gerçekten hani içine ise dışı da o. Evet. Hiçbir şekilde hesap kitap yapmayan bir yarışmacı. Hikmet işine geldiği gibi Okay'a da gidiyor. Ona da gidiyor. Sabri'ye de gidiyor. Yeter ki çıkar olsun. Yani bu yönden Okay, tabii ki Okay'ı da eleştirmek gerekir ama Hikmet'i daha fazla eleştiriyorum. Bu tutumundan dolayı. Net olmadığından net dolayı. Net olmadığından dolayı. Yani. Hani bir de Bora var. Bora herkes burada kişiliğine, karakterine belki hani ağır söylemlerde bulunabiliyorlar ama Bora'yı ben son zamanlarda çok sakin ve dingin görüyorum. Ve gerçekten kendini bu şekilde evet bu şekilde ortada devam ederse de yani neden bir Bora şampiyon olmasın? Bence olabilir. Yani şu anda kesinlikle olabilir o yani. Hak ediyor. Ben ki açık söyleyeyim. Zaten röportajlarında ne diyorsa aynı duruşunu sergiliyor. Evet. Ben diyor insanlara
tercümanlığımı da yapacağım. İnsanlara taktiklerimi de vereceğim. Aram ama kötü olsa dahi. Evet, aram kötü olsa dahi. Çok teşekkür ederim sadece. Rica ederim sana. Ama kesinlikle samimi olmayacağım diyor ve bu duruşunu bozmuyor. Helal olsun diyorum. Ben de sana katılıyorum Hikmet konusunda. Evet. Bir tek şurada katılmıyorum. Hani Hikmet eski yaptıkları yanlışları düzeltmiyor bence. Senin dediğin gibi, son dediğin gibi Okay mı iyi şu anda? O mu yanında? Okay'la iyi oluyor. İşte Bora'ya yanaşamıyor aslında. Çünkü Bora ona bir şekilde bir duvar çekmiş. Yanaşamıyor. Yoksa o da yutacak o laflarını. Bora'ya ettiği lafları da unutacak. Ya Bora şu anda bir hafta geçti bu takımlar. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet. Doğru. Zaman çok hızlı geçiyordu. Daha bu hafta. İlk dokunulmazdı. Tamam. Bora şöyle çok akıllıca davranıyor. Kendini bir tık geri çekti. Geri çekmek de demeyeyim. İzliyor insanları. Ama başından beri öyle değil miydi zaten Bora? Gözlüğü çok kuvvetli. Öyleydi ama çok daha agresif. Gelmiyor bana şu anda. Yani şu anda bir bakalım ne olacak. Benim hani çok agresif çıkışları vardı. Çok kötü söylemleri vardı. Mesela Okay'a söylediği hatırlıyorum. Ve ben hani gördüğümde hiç yakıştıramadım yani. Kalıbın adamı ol gibi bir şey. Hı hı. Yani her zaman şunu söylüyorum. Dışarıda söyleyemeyeceğiniz lafları Survivor'un kurallarına sığınıp da orada söylemeyin. Yani çünkü bazı kurallar var. Kimse kimseye vuramaz. Kimse kimseye zarar veremez. Bu bir diskalifiye sebebi. Ama bu şeyler tahriye giriyor mesela. Ben orada mesela Bora'yı çok ayıplamıştım. Ama şu anki yaptığı şeyler mesela çok kendine artı. Orada kendine büyük eksiydi mesela. Ama şu anda izliyor, görüyor, bakıyor. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Yani şu anda güzel bir yarışmacı profili çiziyor. Bora'nın yaptığı. Onun dışında Hikmet konusuna gelecek olursak da biraz böyle performans, evet parkurda çok iyi. Bu kadar sivrilmek, bu kadar insanlara sataşmak yerine daha sessiz kalıp oyunu alıp bench'ine otursa, sadece işini yapsa, şu anda mesela Hikmet'ten hep olumlu konuşuluyordu. Yani şöyle diyor, böyle diyor, işte şunlar çok hatalı, şunlar çok kötü sözlerdi, kimse söylemezdi. Ama işte bu da insanın otokontrolüyle ya da kişiliğiyle alakalı şeyler. O yüzden de zaten kendi yolun, yani artık Kıbrıs'a mı ya da elenir mi onu bilemeyiz. Yani performansın çok iyi olabiliyor ama seyirci seni sevmezse yaptığın hareketlerle eleniyorsun. Performansın iyi olmayabiliyor ama seyirci seni severse Kıbrıs'ta SMS bekliyorsun ondan sonra. Sadece performans değil aslında olay. Tabii. Ya acaba ben Bora'ya şöyle bir şey, bir taktik yaptığını falan da düşünüyorum. Şimdi ister istemez Survivor'a geliyorsun, çok kalabalık bir şekilde geliyorsun. Ve bir şekilde sıyrılman gerekiyor. İnsanlara kendini fark ettirmen gerekiyor. Çok akıllı bir çocuk. Yani yani takıma katkısını zaten hani konuşmaya gerek yok. Stratejik olarak çok güzel hamleler yapıyor. Çok iyi analiz ediyor. Evet. Bunun yanında da hani ben bir an önce öne çıkayım, kendimi bir göstereyim, halk beni bir iyice bir tanısın, ondan sonra ben kendimi geriye çekeyim, gidebildiğim yere kadar da gideyim taktiği uyguluyor olabilir. Yani çünkü kolay kolay ilk dönemlerde ne isim bilebiliyoruz, ne performans, şuydu dedirtmemek için bence kendini daha... Olaylar üzerine konuşuyoruz aslında. Yani ne kadar olay varsa o olayların içindeki insanlarla ilgili konuşmalar yapıyoruz. Ama tabii hepsi üst üste geldi. Hem sakatlanması hem Hikmet'le ters düşmesi onu tamamen, bir de takımların karışması. Bence bana şöyle söyleyeyim. Bora'nın şu andaki tutumu ve davranışları kesinlikle o kötü enerjiyi vermiyor. Bundan önce vardı. Vardı. Yani o kay muhabbeti vesaire, Yusuf'a olan, Atakan'a olan herkese ters düşmesi ve bununla gurur duyuyordu. Ben dedi herkese ters düşüyordum falan diyordu. Ama herhalde Hikmet'in bu olayı ona bir tokat gibi geldi ve uyandı. O yüzden biraz yoruldu, o da olabilir. Evet. Olabilir. Yani. Belki çekilmek istiyor. Aynen. Şimdi beyaz takımı bu kadar konuştuk, bir de siyah takıma dönelim istiyorum. Onlar da kaybetmelerinin nedenlerini sorguluyorlar. İzliyoruz. Είναι πολύ πάρα πολύ ότι πραγματικά ήταν στην Ακαδημία. Τέσσερις πόντους, τέσσερις. Μπήκε. Τέσσερις πόντους. Λέω μετά τον κότο είχαμε πάρα πολύ. 19. Μετά τον κότο είχαμε πάρα πολύ. Όχι, δεν θα σκάφανε. Δηλαδή, εγώ το σώπα δεν είχα πάρα πολύ. Μετά τον κότο είχαμε πάρα πολύ. Κοιτή βασίδικ. Sorun yok. Ama enerjimiz yüksek. Mesela Dalakan dedi, geçen sefer ben yine takım kurdum. İlk oyunumuzu kaybettik. Sonra bir seri yakaladık. Öyle olacak galibiyet zaten. Galibiyet serisi öyle olacağını ben düşünüyorum. Zaten. Kesinlikle inanıyorum. Ya zaten 4-5 sayı öyle saliseyle gitti ya. Biraz şanslılar oldu. Biraz kadınlar senkronizede ve puzzle'da çok sıkıntı yaşadı. Birebir de daha iyi oluruz bence. Motivasyonumuz yüksek gittik oyuna. Önemli bir ödül vardı.
her şeyden önce. Karnımızın doyabileceği bir ödüldü. Ve ilk oyunlar her zaman önemlidir. Galibiyetle başlamak bizim için daha iyi olabilirdi. Ne yazık ki kaybettik. Sorununu çözdük mü? Zaten önde gelemezler bizden yani. Evet. Ben inanmıyorum yani Afrodit'in falan Suudi'den vesaire Dalaka'dan çok önde geleceğini. Aynen. Çok eşit, çok denk bir kadroydu. Bugün ekstra biraz daha senkronizeler. Ya onlarda sayı alamayan Kriyakos, Tony, Ria. Üçüncü sayı aldılar. Büşra iki tane sayı aldı. Biz hiç sayılamadık. Salise'yle verdiğimiz dört yani. Sayı var biliyorsunuz değil mi? Evet. Salise'yle. Dimitra Büşra, tigerdice. Boom. Şude Sabriye, tigerdice. Boom. Εγώ Ρία, τιγέρδιζα. Ή εγώ Σεντά, ή Αφροδίτη, θα την κέρδιζα. Η Ελπίδα με Ρία, σου λέω. Τέσσερα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα το άλλο. Εσύ αν έπαιζες με τον, θα τον κέρδιζες. Ναι, ναι. Θα τον κέρδιζες. Στο έχω πιστεύω να. Ατακάν Κυριάκος, θα τον κέρδιζε. Ναι. Γιουσούφ Νίκος, θα τον κέρδιζε. Βλέπεις. Ναι, ρε, δεν. Πήγαινε αμέσως στο 12. Δεν χάνομαι, δεν χάνομαι. Senkronizelerde biraz sıkıntı yaşadık. Aslında sonradan toparladık ama takım arkadaşlarımızı uyarmamıza rağmen herkesin puzzle'da bir sorun yaşadığını gördük. Özellikle son oyunda zaten NBA'li inanılmaz bir puzzle sıkıntısı yaşadık. Puzzle'da öne geçiyorlar. İki tane halkayı sokuyorlar sonra bize kalıyor. Dört halka. Yani evet. Puzzle'da sorun yaşadık. Benim bire çözdüğüm puzzle'dı yani. Puzzle. Bire bir de daha etkili olur. Mesela Suudi atışları çok iyi. Puzzle'da sorun yaşıyor. Sen sorun yaşıyorsun. Emre sorun yaşıyor. Ben sorun yaşıyorum. Melisa'dan takımda başlayan aşklara sert eleştiriler. Burada aşk yuvası olmuş resmen. Dalaka aşk sarhoşu. Şu an ne yaptığını bilmiyor. Birazdan. Büyük başarı. Evet, yorumlarına devam edebilirsin. Nasıl değerlendiriyorsun bu konuşmaları? Hata. Şimdi kaybediyorlar oyunları. Şansa işi bırakmamak lazım. Şanssızlık şöyleydi böyle değil. Neyi yanlış yaptık? Niye kaybettik? Sağa mı attın, sola mı attın, eşleşmedi mi? Bunları bulmak lazım. Bunlar her sene Survivor'da geçen konular. Bizde de oldu. Şanssızlık şöyledik, böyledik. Bırakın abi, şanssızlık bir şey, durum yok. Ha, vurursun, şey düşmez. Ona şans dersin ama oradan sana cevap gelir ki daha sert atsaydın. Yani kendi kendine dürüst olursan illaki hatanı bulursun. Burada işte bence kötü gitmiyorlar. Siyah takım zayıf bir takım değil. Dediğim gibi %50-50. Yani çok bir majör bir sorun görmüyorum ben aslında. Ya onlar motive olmak için tabii yok Salise diyor, yok şunu diyor, yok bu diyor, yok işte Ria'yı alsaydım, yok Kriyakos'u alsaydım. Benim en nefret ettiğim ve en kıl olduğum şey şu Survivor'da. Evet. Yani ki sizleri izlerken de ben hep bunu söylerdim. Mesela bence Nagihan'ın yenemeyeceği adam yok aslında. Veya senin aslında yok. Yani bu sizi zaten Survivor'a gitmiş, gidebilmiş bu kadar insan arasındaki... En son kalmış insanlarsınız. Hepiniz bence çok iyisiniz. Yok, bu gerçekten öyle yani. Bu kimseyi hani iltifat etmek için değil. O yüzden ben artık oraya gelmiş olan adamın çok büyük bir farkı yoksa, yok ben işte ona ne oldu dün akşam? Sabriye de yendi Dalaka'yı. Yani Ria da hepsini yendi. Ne oldu? Bütün planlar çöp. Ya öyle bir şey yok ya. Ya güçlü güçlüyü alsın. Allah aşkına diye bağırıyorum ben televizyona. Ya güçlü güçlüyü alsın ya. %50 şansın var. Çünkü sen Sabri'yi aldığın zaman... Bir de kendi potansiyelini küçük görmek evet. Olmuyor mu bu? Evet. Hayır, sen Sabri'yi aldığın yani zaman... Yani bakış açısı olarak da kötü bir durum bence. Bir de bence psikolojik olarak da daha beter. Ah, Sabri'ye geldi. Sen artık atışını atmamış oluyorsun ve aslında elektrik olarak tamam şimdi yenecek diyorsun ve olan oluyor yani. Biraz da kendine yakıştırmanla alakalı. Şimdi strateji yaparsın, rakip seçersin ama 8-6 iken, 9-7 iken hani oyunun evet. Finaline gelmişken ikinci yarıda yaparsın. Tabii. Şahsen ben hiç adam seçmedim. Yani sen Nagihan sen de buradasın. Biliyorum, İlk turda kim alırsa, kim düşerse. Zaten baktığımızda da istatistiklere bakın ben en çok Adem'le oynamışım. Adam da şampiyon oldu zaten. Evet. Yani şu kafadaydım ben her zaman. Kim gelirse gelsin kazanmak zorundayım. Çünkü amacım tepe. Yani şimdi burada ilk turda eğer ben onu alayım, ben bunu alayım diyorsanız orada şuna geliyor. Benim performansım iyi olsun, performans ödülü alayım, performansı şunu yapayım. İyi adamla oynadıkça ona kazandığını düşün. Özgüvenin tazelenir. Evet. Daha çok oyun kazanırsın. Zayıf rakip geldiği zaman sana çok daha rahat oynarsın. Sonrasında hep iyi adamla oynadığın zaman ona karşı bir dominasyonun olur. Bir seri yakalarsın. Yani bunları düşünemiyorlar herhalde ki kolay rakibe ya da eşleşme hataları vesaire bunlara kaçıyorlar. Bunu aslında yani. Tek yapan isim Emre'ydi. Nikos'u seçmek istiyorum. Kazanacağım evet. dedi.
çıktı oyununa ve kazandı baktığımızda. Bir tek Emre yaptı. Onun dışındakiler, bu istatistik olayı var ya. Evet. Herkesi. İşte haftanın performansı. Evet, maalesef ki yani bu performans ödülü çıktıktan sonra yiğitlik öldü diyebiliriz. Ama daha büyük bir stres değil mi bu ya? Yani atışlarınızın yani ne olursa olsun o anda bir tane kaybettiğin zaman, çünkü bir atışı atamadığın zaman tabii, demoralize oluyorsun. Tabii, bir de Hikmet zayıf rakibe karşı. Yani Hikmet Bilek bence çok iyi bir yarışmacı. Ama bir tanesini atamadığı zaman hop bir panik oluyor. O anda da çok kötü bir yarışmacı geldiği içinde, ki bugün Sabriye mesela işte Dalaka'yı mahvetti yani. Tabii ya. Dalaka ne oldu? Çok beter oldu yani. %50 çok özür dilerim, Seda'ya kaybetse bu kadar üzülmeyecek aslında Dalaka. Ha, bir yani. De o tabii, işin tabii, tabii. O kısmı var. Zaten hep ben bunu söylüyorum. Hani 2016 yılında ilk Survivor'a gittiğimde ben istatistik nedir bilmiyordum. Vallahi de bilmiyordum, billahi de bilmiyordum. Serkay'la kimdi? Gizem Memiç miydi? Gizem Kerimoğlu. Kerimoğlu. Onlardan duymuştum evet. istatistiği. Evet. Ya öyle bir şey olduğunu. Yani hayatımda bilmem yani istatistik Survivor'a ne alakası var? Çıkacaksın, oyunu kazanacaksın, karnın doyacak. Sonra o seneden sonra bu istatistik hep böyle dile dolandı. Ama bu sene çok ciddi anlamda ya suyunu çıkardılar. Bir hani tartışma bizim... oluyor hemen istatistiği evet, çöktü. Şöyle, evet. Yani... nedir en ya? Çok seçmeler kavgası da evet. bu sene oluyor. İşte bunun nedeni de dediğin gibi haftanın sebebi, performansını aynen. da iyi çıkmak. Anıl'a çok yani çok güzel zaten özetledi. Katılıyorum. Neye katılıyorum? Hani çıkarsın çok güçlü biri olur. 10'a 9 ya da atıyorum artık hani 10'a 8 olur. Çıkarsın garanti sayıyı almak için, takımına o ödülü kazandırmak için çıkarsın, zayıfı seçersin. İçin biraz daha rahat olur. Ama şimdi daha dakika bir, gol bir, her gün, her dakika, her saniye güçlü, zayıfla, evet. zayıf güçlüyle hani görsel olarak izlemesi de keyif vermiyor. Çünkü biliyorsun ki evet yani. Yani Dalaka Sabriye'yi zaten yiyecek. Ha Sabriye çıktığında ara ara sayı aldığında biz şaşırıyoruz, mutlu oluyoruz, havalara uçuyoruz. Yani bunu biz her zaman yaşamak istiyoruz. Zayıfların da çıkıp kendi gücüyle atıyorum Melisa ile Sabriye çıksın birbiriyle kapışsınlar. Zayıf olanlar zayıflarla yarışsın evet. ki güçlüler de en azından güçlülerle rekabet etsin. Kim iyi kim kötü biz bunu görelim. Aslında hani zayıf güçlü hep öyle söylüyoruz ama mesela şöyle düşündüğümüz zaman da hani mesela Sabriye Melisa çıktı mesela ne güzel bir şey dedik orada. Evet ikisi de ağır. Ya atışları evet, yani, vasat. Aynen bakalım öyle. Ne çıkacak yani, ortaya? 50. atışta mı alacaklar? 55. Sileler geliyor. Hayır şöyle kendilerine göre diyelim biz hani biraz daha yumuşatayım. Tabii ben. Tabii yok hayır yani yok, olan mesela, şeyi söylüyorum. Ya Dalaka'yla Seda'nın çıkması, Sude'nin çıkması, işte aynı güçte olan insanların çıkması bir kere dediğin gibi seyir zevkini daha da arttırıyor. Kesinlikle. Ve bir de bilmemek daha iyi ya. Ben mesela dün Sabriye kazansın diye dua ettim yani. Bu tabii. hangi takımda olduğu önemli değil veya... İşte Okay'la beraber Hikmetlere birdenbire dönmeleri falan hepsini unutuyorum ben orada. Ya bu ne ya? Dalaka Sabriye kesin kazanacağım çünkü. Yok ya. Ya öyle bir şey var ya mı ya? Ya bir de ben şunu anlamıyorum. Yani. Survivor'a gitmişsin. Çık oyna ya. Oraya niye? Benim kafamda hep o vardı. Ben buraya çıkabildiğim kadar oyuna çıkmak istiyorum. Çünkü burası belki de insanın ayağına bir kere geliyor. Yani aynen. çok önemli bir yer Survivor'a yarışmasına katılmak gerçekten. Tüm Türkiye seni izliyor. Çok yani güzel bir parkur. Çok zor bu arada. Hani hala arkadaşlarım gibi ekran başında. Onu nasıl yapamıyor? O iş öyle olmuyor işte. Göründüğü aynen. gibi değil göründüğü aslında. Göründüğü gibi gerçekten değil. Yani babam bile diyor ya oradan öyle mi geçilir? Ya diyorum baba o iş öyle olmuyor yani o kadar kolay değil. Bu fırsat elinize gelmişken çık en zoruyla oyna gerekirse. Ya ilk turda onunla oyna. Belki yani bir adamın bir eksiğini takım görecek de çok iyi olan senin rakibini. İkinci turda ona göre strateji yaparsınız ama yani çık oyna çekinme bu kadar yani korkmayın bu kadar ya. Evet. Bir şey diyecek olsam takımlara onu derdim Türklere. Çıkın oynayın derdim yok sinirlenmeyin. Şimdi sırada Melisa'dan biliyorsunuz ki dün gece evet. izledik bunu. Takım içindeki aşkları bir eleştirisi var. O görüntüleri izliyoruz ardından buradayız. Burada aşk yuvası olmuş resmen. Şu an Emre Dimitra. Atakan, Dalaka kaybediyoruz. Dalaka ile Emre o bir köşede oynuyor. İşte laylaylom yapıyorlar. Atakan'la Dimitra birbirine bileklik takıyor. Atakan'la Katerina birbirine bileklik takıyorlar. Yusuf'la oturmuş. Biz yarışa çıkacakmış gibi bir heyecan var içimizde. Hani o motivasyona falan giriyoruz. Ben anlamıyorum. Bu takım gidişatı hiç iyi değil. Sadece bizim takımda iki tane güçlü adam var. Yusuf ve Atakan.
Onun haricinde Spiros, Panayotis, Emre %50-%50 performansları. Kızlardan Dalaka diyeceğim. Dalaka aşk sarhoşu. Şu an ne yaptığını bilmiyor. Sude var. Sude de Seda Abadan ayrıldı diye sanırım biraz kötü. Onun da performansı, atışları falan hiç iyi değil bu sıralar. Dimitra %50-%50. Elpi de zaten Allah ne verdiyse. Yani aç kalmaya mecburuz sanırım. Evet Melisa, herkesi teker teker değerlendirmiş. Size soruyorum, bu görüntüleri nasıl yorumluyorsunuz? Kendini değerlendirseydik. Yakında bir de bir gitar yapacaklar orada, o ağaçtan falan. Biz şeyi izleyeceğiz, Ateşbaşı, Akdeniz falan. Millet birbiriyle bayağı, tabii Melisa LPD'ye Allah'lık demesi tabii o değişik olmuş Melisa'nın. Yani herkesi değerlendiriyor Melisa. İşte takımın en güçlüleri diyor, şöyle diyor. Bence objektif söylemiyor. Takımın en güçlü erkekleri falan gibi. Yani işte Dalaka diyor aşk sarhoşu, Dimitra %50-50 diyor, Sude düştü diyor. Başka işte LPD'ye Allah'ın ne verdiyse diyor. Ben zaten alamıyorum sayı dese tamam diyeceğim objektif ama. Niye kendini saymıyorsun? Ya Melisa boyundan büyük böyle konuşmalar yapmayı o kadar çok seviyor ki. Evet. İki sayı alıyor, kendini kaybediyor. Şimdi aşk adasına döndü diyor. Aşk sarhoşu oldu diyor. İşte kendine göre böyle ne bileyim oranın acaba performans olarak kendisini üst listelerde falan mı düşünüyor? Ben inanamıyorum yani bu konuşmaları yapanın ve performansına bakıldığında yerle bir olan bir Melisa'nın, sonlarda olan Melisa'nın bu kadar büyük konuşması gerçekten şok yaratıyor. Çıkıp her oyununu alsa tamam diyeceğim. Evet, gerçekten insanın sinirlerini de bozuyor. Yani keşke hani ben orada olsam da atıyorum hani güçlü bir rakibime karşı bunları birebir söyleyebilse. Şu söylemde de bulunmuştu. İşte Emre'yi aldılar, Okay'ı almadılar. İşte evet. Şeyden için, Dalaka'dan için söylüyor. Orada Okay varken gitti Emre'yi aldı. İşte Pota için aldı. Peki Melisa'cığım seni niye aldı? Sen çok güçlü olduğun için mi seni takımını aldı? Seni de Pota için aldı. Ama bazı şeyleri kendine itiraf edemiyor. Kendini çok güçlü görüyor. Çok iyi olduğunu düşünüyor. İşte ne bileyim böyle havalar cıvalar keserek planları alt üst olduğu için şu an bence birazcık bayağı bir rahatsızlık duyuyor. Çünkü en ufak bir oyun kaybında kendisi de potada olacak. Eskisi gibi bir oraya bir buraya gidemeyecek. Önceden çok rahat at koşturuyordu. Bir Hikmetler'in yanındaydı. Bir Okaylar'ın grubundaydı. Bir Yusuf'a çok yakın oluyordu. Bir ne bileyim diğer kızlara, diğer erkeklere çok yakın oluyordu. Şimdi artık böyle bir şey bitti. Aslında ilk bu takımlar oluştuğunda siyah takımda olmaktan memnuniyetini fazlasıyla gösterdi dediğin gibi. Ama şimdi izlediğimizde mesela çok da memnun gözükmüyor. Ama haklı aslında çünkü. Yani şey tamam, olarak tamam evet haklı. Performans olarak. Kendi performansı için değil de şey olarak haklı. Yani geldiği gibi yani mesela oyun bitmiş. Düşünsene bir geliyorsun adaya işte orada. Herkes ponçik takılıyor falan yani. Herkes bir oyun oynuyor diyor kızcağız. Şimdi haklı yani kızcağız anladın mı? Yani o bir tek Yusuf'la hani ya nasıl yaparız nasıl ederiz konuşuyor herhalde. Yani bir tek derdi o. Bize yansıttığı röportaj bu. Ama şimdi şöyle ama tabii öyle mi acaba? Şimdi ne yapacak? Gidecek Dalaka'ya mı söyleyecek? Ya Dalakacığım işte şöyle böyle yani eski takımdaki yaptığı stratejileri burada yapamayacak. Onun endişesi. Zaten tutmaya çalışıyor. Baksana da ne diyor? Aşk sarhoş olmuş diyor. Evet. Yani peki, sana ne? Siz katılıyor musunuz buna? Yani bu ilişkiler demeyeyim de hani Dalaka'nın Atakan'a karşı hisleri var. Atakan'ı çok bilmiyoruz. Çok da görmedik o konuyla ilgili. Performanslarını etkileyebileceğini düşünüyor musunuz bu durumun? Ben kesinlikle attıklarını bilmiyoruz da yani. Hayır. Yani, arada bir şey yapılacak bir şey yok zaten. Şöyle, sabah akşam oyun oynuyoruz. Hayır şöyle ne yaptıklarını bilmiyoruz. Yani bunlar eğer gerçekten de top oynuyorlarsa, oyun oynuyorlarsa bu kadar çok. Hayır adaya şeylere performans mı kalmayacak? Duygusallık fazla olup oyunları düşünmezsin. Daha hani onu aslında düşünürsün. Tam tersi. O anlamda. Hani şey olur böyle bir enerjin fazla olup. Değil mi? Ben Dalaka'ya kendimi daha iyi göstereyim. İşte Emre Dimitra'ya veya o ona daha iyi göstermesi lazım. Evet. Performansın daha da artması lazım aslında. Ama şöyle bir şey. Hani ben sporcu gözüyle bakıyorum. Anıl bana katılır bilmiyorum ama bu benim kendi düşüncem. Hani ben hem artısı var hem eksisi var. Ama eksisi daha fazladır. Çünkü niye? Orası bir profesyonel bir yarışma değil. Aç bir ortam. Survivor. Yani kendine hayrın yok. Hani bir başkasına destek olabilirsin. Evet.
Oyuna gidiyorsun, atıyorum oyunu kaybettin, adaya geliyorsun. Yani bir şapkanı önüne alıp değerlendirmek varken kafanı ister istemez işte hani ilgi duyduğun kişiye aktarmak zorundasın. Onunla ilgilenmek zorundasın. Bu sefer hatalarını göremiyorsun, yanlışlarını göremiyorsun. Kendini geliştirmen için baş başa kalmak gerekir. Ben genelde hep öyle yapıyorum. Yani ben kendi adıma bunu konuşuyorum. Ben böyle bir şey istemem. Yapmam da hem kendime zararım olur hem ilgi duyduğum, ilişki yaşadığım insana zararım olur. Hem potada kendimi mi kurtaracağım, onu mu kurtaracağım? Yani ister istemez omuzlarına yük iki kat binmiş oluyor. Bence iyi bir şey değil. Ya Melisa bu kadar mesela röportajlarında ki öbür takımda da yapıyordu bunu. Röportajlarında Bora'ya abi tabii, demeyeceğim tabii, deyip Bora'nın yanına gidiyordu. Şimdi mesela sen böyle bir röportaj veriyorsan takıma yeni kurulmuşsun. Tabii. Zaten tam bir şey yok. Desene herkese ya Atakan ne yapıyorsunuz? Tabii. İşte Emre ne yapıyorsun sen ya? Gelin. Git yüzüne söyle değil mi? Ki bunda kötü de bir şey yok ki. Aynen. Ne yapıyorsunuz ya? Dur sonra ne yapacaksınız yapın. Gel konuşalım. Hani işte şu performansı yapalım bunu yapalım. Bak yenildik. Bak şöyle yaptık. Güçsüzü alıyoruz. Güçlüyü alıyoruz. Ben Sabriye'den dolayı yenildim. Ben ne yapacağım? Beni de bir... yani bir şeyler öyle şeyler söyle abi. Niye arkasından konuşuyorsun? Yani Bora'yla büyük kavga ettiği hafta vardı. Bireysel dokunulmazlığı aldı. Tabii. Geçirdi de geçirdi Bora'ya röportaj tabii, yaptı. Tabii. Şöyle dedi böyle dedi. Aa dedim geliyor yani Bora'yı söyleyecek. Kimi söyledi? Okay'ı söyledi. Okay'ı söyledi. Oo, Okay'ı söyledi. Nasıl ya dedim ya. Söylemeseydim bari o kadar şey. Hani böyle bir ters seyirciye yapması bilmiyorum yani nasıl. Yok Melisa'ya alıştık bu röportajına ama yani bu burada mesela söylese de alınmayacak ya Atakan ona. Evet. Yani. Ama şöyle de bir şey var. Hani Survivor'a gittim. Başarılı değilim. Vasat bir yarışmacıyım. Şampiyonluk iddiam yok. Ne yaparım? Atışlarım kötü. Atışlarım kötü. Giderim bulurum bir tane sevgili. Oranın tadını çıkartırım. Ne yapayım yani Survivor geçmez 5 ay. En azından bir hikayem oluşsun. 4 yarışmada atışları iyi ama ya. Kimi? Hayır Dalaka'dan için konuşmuyorum. Hani ilişkileri. Ha, bir de bekarsın. Gençsin. Yani bir amacında ya, çok bir şey fazla... Herkes bir şey yaşasın, bizi ilgilendirmiyor da. Yaşasınlar, bunlar çok normal, gayet yani olması gereken şeyler zaten. Tabii yani. Ama da. Hani gerçekten bir şampiyonluğa kilitlendiysem de taviz vermem. Ayrıca da ben Dalakan'ın kendi ülkesinde de tepki gördüğünü düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü niye? Güçlü yarışmacılar seçmesi gerekirken atıyorum Atakan'ı evet. değil de tamam Atakan'a bak her zaman söylüyorum, zayıf demiyorum ama Hikmet gibi bir yarışmacı evet. varken onu es geçip Atakan'ı alması... Bence evet, o da... yanlış. Peki Sude ile ilgili neler söylersiniz? Onda da bir düşüş var. Hatta ödül oyununda 2'de 0 yaptı. Dokunulmazlıkta da 2'de 0 yaptı. Sude kesinlikle demin söylediğime geleceğim. Bora, Hikmet, Seda o kadar güzel onu iyi anlamda eleştirip destek veriyorlardı ki bu takımda bu yok. Ve Sude bazı insanlar... reklamlara girelim mi? Evet gidelim. Tamam hadi sonra konuşalım. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sude diyordum devamlılık alayım. Hemen devamlılıkla. Hemen başlayayım böyle hareketimiz buydu. Evet. Sude, Seda ve Hikmet ve Bora o onların gaza getirmesi, onların ona taktik vermesi ve bir şekilde yani çok önemli karakterler. Ve Sude onlardan ayrı olduğu için burada aslında bir şekilde başrole geldi. Fakat başrolü kaldıramadığını ben düşünüyorum şu anda yani bu iki oyunda. Ve o yüzden de Sude iyi gitmiyor ama bu tabii ki de kötü gideceği anlamına gelmez. İnşallah değişirler çünkü yani ben her yarışmanın böyle 10'a 9 falan bitmesini istiyorum. Böyle bir olması lazım. Bakalım ne olacak tabii. Evet, şöyle bir parantez açayım tabii. Sude'ye. Yani şu an düşüşte dedik. Şöyle bir durum var. Bu normal sporculuk hayatında vardır. İnsanların iş hayatında da insanın hayatında vardır. İnişler, çıkışlar. Yani şimdi biri özel... Yani bu reality show'ların aslında bize kattığı şeyler onlar. Biri çıkışa geçtiği anda sanki hep böyle 5 ay sonuna kadar böyle gidecek sanıyoruz ama öyle olmuyor işler. Yani illaki düşüşler oluyor. Amaç düşüşleri minimumda tutabilmek zaten. Burada olan şey Sude'nin başına gelen bir düşüşte. Hep düşüşe gidecek mi? Onun işte dediğin gibi kendisi kendi yolunu çizecek. Bana kalırsa Sude'ye bu takımdan ayrılması ve arkadaşlarından ayrı kalması altın tepside bir fırsat. Aynen. Gümüş bile değil. Aynen. Çok iyi bir fırsat. Çok güzel bir hikayesi oluyor. Burada birazcık bu fırsatı iyi değerlendirirse bir iki oyun almaya da başlayıp bu yalnızlığını
kendine motivasyon olarak döndürürse bu takımdan, siyah takımdan net sıyrılır. Hakikaten çok iyi bir fırsat var şu anda elinde. Yani nasıl söyleyeyim, düşüşünü en iyi şekilde toparlarsa, çıkışa bir an önce geçerse elenmez de. Ben hemen eleneceğini düşünmüyorum zaten Suudi'nin. Ama dediğim gibi finale doğru çok büyük bir kozu var elinde şu anda. Yalnız bakalım kalarak siyah takımda nasıl değerlendirecek fırsat geçti eline, bakalım. Evet, göreceğiz. Ben Suudi'den çok ümitliyim. Zaten performans olarak da çok iyi. Ama şu an karma yapıldıktan sonra ciddi bir çakılma söz konusu. Bu da neden kaynaklı? Belli yani. Psikolojik olarak belki kendini daha hazır hissetmiyor. Evet. Veya daha... yani şu da var daha doğrusu. Tam psikolojik olaraktan ziyade. Şimdi çıkıyorsun oyuna. El becerisi çok iyi olduğu oyunlarda bile kaybetti. Şeyi, sembol oyunu Büşra'ya. Ben o Büşra'yla oynadığı oyunda baktığımda atışları falan muhteşemdi. Zaten hızı da çok iyi. Bu oyun dedim, Suden'in dedim. Ama avantajını bir türlü kullanamadı. Ya kendi son dönemlerde bu çıkışından kaynaklı acaba bir rehavete mi kapıldı diyeceğim. Hı hı. Bu da olabilir. Bunun yanında o kadar çok sayılar aldı ki ben hep şey diyordum, ya insan bir tane bir sayı kaybeder. Hani bir nazarlık olsun. Bir fire ver yani Sude. Hep bunu söylüyordum. Hep böyle övdüm nazara geldi herhalde. Benim nazarım değdi diyeyim. Şu an ciddi bir çakılma da, ama bu böyle devam etmeyecek. Onun kredisi zaten çok fazla. O yüzden bu nazarlıktır. Çok kısa bir sürede tekrardan yükselişe geçecektir. Ve güçlü rakipleriyle de kendini çok daha iyi bir şekilde gösterecektir. Böyle devam etmez. İnşallah. Sadece bir adaptasyon süreci evet. diyoruz. Şimdi Afrodite, Tony ve Bora Panayotis'in oyundaki bir durumuna yorumda bulunmuşlar, değerlendirme yapmışlar. O görüntüleri izliyoruz, ardından buradayız. What do you think about Panos shouting "Don't walk, Caterina"? What do you mean? What was Panos shouting to Caterina when we were running when together? She was shouting, "Caterina, don't walk." Really? He was he was being ironic. Ah. Like, Caterina, don't walk. Run a bit because she was so much. Söylediğim şeyde Afrodite ile alay etmedim dediğinde gayet de ettin diye cevap verdim. Ne yani? Olimpik bir rekor muydu? Ne demek istiyordu? Yürümeseydi de koşsaydı daha mı çok geçecekti onu? Yürüyerek mi geçiyor onu yani? Sanırım Panayotis küçük şeylerle uğraşıyor ama ben kanmıyorum bunlara. Ne kadar küçük şeylerle uğraştıklarını ve ne kadar küçük insan olduklarını gösterdiler. I don't care what they say. They just we can see their character anyway. But I don't Pano care because I don't guy. Mind. Normally, I'm an athlete. Guy, but I don't know why he did it. He's upset, I guess. Panayotis aynı takımdayken çok iyi arkadaşımdı. Bugünkü duyduğum şey hiç hoşuma gitmedi. Δεν μιλάω για σήμερα. Μιλάω για το προηγούμενο αγώνισμα. Σήμερα δεν έπαιξα καν με το Χικμέτ. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Κατερίνα. Είπα συγκριτικά με Χικμέτ και Κυριάκο και η Σεντάρια είναι πιο δύσκολη πόντι, είπα. Τα παιδιά δεν το κατάλαβαν. Θα τρώτε... Hikmet sayesinde yiyeceksiniz demek çok yakışıksız bir cümle. Bence hepimiz gücümüzle destek oluyoruz. Hepimiz takımın iyiliği için uğraşıyoruz. Tüm takımı tek bir kişi sırtlanmadı. Hiçbir zaman. Frase do Panayotis. Panayotis'in söyledikleri ona yakışmıyor. Bunu oyunun hararetiyle söylediğine inanmak istiyorum. Bir de sürekli kaybedip yemek yiyemiyorlar. Ben şimdiye kadar pişman olduğuna eminim. Patlamaya hazır bir karakter. Sakinleşince ve oturup düşününce söylediği şeyden pişman olacak. Ama şimdiki takımında ne bir Kiryakos var ne de Nikos. Dokunulmaz boyununda sesler Hikmet ve Yusuf arasında yükseldi. Haydi! Şuna bak, şuna bak! Birazdan...
Evet, nasıl değerlendiriyorsunuz? Panayotis'in söylediği cümle sence doğru mu? Ya şimdi onlar şöyle bir şey söylemek istedi tam olarak. Hani çünkü ben de ilk izlediğimde anlamadım. Ne oluyor dedim ya, ne, kime yürüme diyor falan. Evet. Sonra tam daha dikkatlice izlediğin zaman Dalakaya şey diyor. Hani sen yürürken bile Katir şeyi geçersin, Afrodit'i geçersin. Yani şeyler tabii, Tony'ler de Panayotis'e kızıyorlar. Sonra Panayotis bir de galiba Hikmet sayesinde siz yemek yiyorsunuz. Evet. Uza getiriyor. Bunlar da ona kızıyor ama diyor düne kadar da diyor beni Hikmet'in karşısına çıkarıyordunuz diyor. Bayağı işte demin dediğim gibi aralarında artık parkur kavgası falan yok. Yani kim kim yener değil de tamamen adı da kendilerine birbirlerine söyleyemediklerini oyunlarda şu anda... Yani herkes ne kadar doluymuş. Evet. Yani o kadar da güzel ayrılmışlar ki demek ki. Veya bilmiyorum tabii, mesela Okay'la Sabri'ye ayrıldığı için öyle oldu. Vesaire vesaire. Şu anda tamamen birbirlerini Tony mesela işte Panayotis'i düşman görüyor. Zaten Spiros'u da düşman görüyordu. Bir tek Nikos'la bakalım ne olacak, çok merak ediyorum evet. Onu. Yani burada işte onların herhalde tam anladığı bir şey bu. Hani dün de bir atasözü söyledi mesela Simos. Biz çok anlayamadık ya. Burada da aslında yürüme, koş falan. Tamam ama zaten Afrodit'i de aslında çok duymamış o anda. Tony'ler bilip kaynatıyor kendisi. Ve evet. Panayotis'e haksız olduğunu, sen haksızsın demeye getiriyor falan filan. Yani birbirlerini resmen pireyi deve yaparak evet. Bak gördün mü, ben daha iyiymişim bak. Yani Yunan takımındaki en iyi benmişim mi göstermeye çalışıyorlar bence. Senin yorumun nedir? Benim yorumum şu, yani oyunun kaybedilmesiyle o tansiyonlarla şeyler söylenebilir. Ben çok kötü bir şey söylediğini düşünmüyorum Panayotis'in. Yani o an ya, neler söyleniyor oyuna sırasında yani. Bir de yani beyaz takım kazanmış yani bir de. Tabii. Hani bu kadar büyütülecek ne var ki? Adam aç, burada zaten direkt geçiyor yani, şu anda izliyorum. Duymasam bile adamın bir yedirememezlik var. Hani evet. Kötü bir söz de söylemiyor, küfür de etmiyor, kötü söz de söylemiyor. Ama şöyle de Hikmet sayesinde yok. Diyor. Ha, diğer yarışmacılara hakkını yiyor mu? Evet. Evet, orada bir hemfikir ama bu kadar büyütülüp de şöyle yaptı, çok ayıp etti falan, öyle olduğunu olacak çok düşünmüyorum. Olacak bir durum değil. Yani ben buna çok alışığım. Çünkü geçmiş zamanda da parkura çıktığımda ben tezahüratlarla start yerine gidiyordum. Hani burada rakibi duymuyor. Hadi duysa bile hani çok ne bileyim yanlış bir şey de değil aslında. Kendi takım arkadaşına destekte bulunuyorsun. Psikolojik olarak onu güçlendirebilecek, onu gaza getirebilecek bir söylemde bulunuyorsun. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ya işte onlar da rakibine saygısızlık yapmadığı sürece. Aynen. Şeye getirmeye çalışıyorlar. Daha dün beraberdik. Tabii. Niye şimdi hemen Afrodit'e yanlış yapıyorsun da getiriyorlar. Ha, Panayotis'in evet. Bu... yemek şimdi için şöyle bir şey. Dalaka'nın kankasıydı Afrodit'i. Ama bunu söyleyen Dalaka değildi zaten. Evet. Panayotis evet, söylüyor. Aynen. Çok normal. Şimdi ben Anıl, ben Tur abiyi çok seviyorum. Ama ben Anıl'a ne diyorum? Anıl diyorum, hadi diyorum, çık diyorum, parkura göm diyorum. Hani Tur abinin çünkü duyacağı şekilde de hadi uç gel diyorum. Hadi parkurda ne diyeyim, o kaydırakta uç diyorum. Yani bunda yanlış bir şey yok. Tam tersi, takım arkadaşım. Ben önce canımı şey yapacağım, evet, destek can, sonra vereceğim. Canan. Sonra Canan. Yani bunda yanlış olabilecek hiçbir şey yok. Ayrıca da zaten takımlar ayrılmış. Rekabet olacak ki biz burada keyifle izleyelim. Evet. Kesinlikle. Bir de şöyle de bir şey var. Hani Panayotis'te hani söylemiş ya Hikmet sayesinde. Evet, Hikmet sayesinde yiyorsunuz. Bu da yanlış. Tek başına istediği kadar gelsin 9'a getirebilir. Bir yarışmacı zaten 4'ten 5'ten fazla değil mi? Hadi çok maksimum kalabalıklar şu an zaten. 6'dan fazla sayı alamaz. Maksimum 3 defa çıkıyorsun. Hadi ben en sondan bahsediyorum, son 2'ye kaldığında. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bir kişi 9'da sayı alsa, bir kişi bir sayı getiriyorsa o şey bölünmelidir. İşte bu Panayotis'te Spiros bir ara hatta şey dediler. Hikmet yarışı kazandı yine. Çok iyi dediler ya. Keşke bizde olsaydı falan dediler. Biz yani ateş gibi falan. Hani bayağı Hikmet'i şey görüyorlar yani. Çok, çok iyi gördükleri için. Yani Spiros'la Panayotis'in öyle bir olayı var Hikmet'e. Ya bir kişiye mal edilmemeli. Ne olursa olsun evet. Takım oyunu. Bireysel bir ama onlara zarar verecek zaten evet. Bir de bu işte. Psikolojik olarak kesinlikle. Hikmet'in demek ki her çıktığı oyun kazanılacak gözüyle bakmamaları gerekiyor. Yani Panayotis'in ve Spiros'un kendine güven getirmesi lazım. Suudi için de aynı şekilde geçerli. Vallahi peki. Hikmet de böyle bir sezonda vallahi at koşturuyor öyle söyleyeyim. Gelsin de Anıl'la kapışsın. Ne bileyim Hilmi'yle, Adem'le, Tur abiyle,
Serhat Akın'la, Ogeday'la ki daha sayamayacağım bir sürü insanla yarısında gücünü görelim. Gerçekten yani işte şu an bir All Star olursa aslında ileride ben isterim görmek. Hikmet'i. Hani ne derler? All Star'da görmek isterim yani. Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derlermiş. Ama baktığında da Nagihan hani evet. Başarılı. Hani, ya kesinlikle lafım sözüm yok. Gayet hızlı, atışları bir kere çok iyi. Bitirişi çok iyi baktığında. O yüzden hani başarılı da olabilir gibi geliyor bana. Ben de öyle düşünüyorum. Başarılı aslında olur. Zaten hiçbir şüphemiz yok. Başarısı zaten ortada. Ama yani ona denk bir rakip yok. Hani Panayotis var, Nikos var. Nikos'u zaten hani baktığımız zaman şu an o da çakılıyor yani. Son dönemlerde ben performansını çok beğenmiyorum. Bir ara çok iyi gitti. Düşüşte yani onunla birebir mücadele edebilecek tam bir kişi yok. Hani Atakan olsa diyeceğim, Atakan bir gün iyi bir gün kötü. Yusuf desen aynı düşüşte şekilde. Evet. Yani keşke hani şöyle 4-4'lük en az hani 4-4'lük olmasa da 4-3'lük biri olsa da onunla mücadele edebilse. Hatta yok bu yani, oyun performanslarından bahsederken ödül oyununu 10'a 9 beyaz takım kazandı biliyorsunuz. Evet. Bir değerlendirme yapalım isterim ben. Neler söylersiniz? Kimler iyiydi, kimler düşüşte? Ya işte ödül oyununda Dalak aslında üstüne düşeni yapmaya çalışmış. 4'te 3 evet yapmış. Emre 3'te 2 yapmış. Yine işte Melisa'mız 2'de 0. Atakan'da sıkıntı var. Şey, Sude burada. Evet, beklenen skorları çekti almayınca tabii ki de geriye düşüyor. Yusuf aynı şekilde 2'de 1 yapıyor. İşte Seda, Hikmet. Ya Hikmet mesela ben hani Nagihan'a şurada şöyle katılmıyorum. Ben isterim All Star'da görmek tabii ve merak ediyorum hani Anıl mı o mu veya işte Hilmi Cem mi, Tur abi mi? Sanki bana ya bir seyirci olarak çünkü bakabiliyorum. Siz tabii gittiniz. Bana şey geliyor yani All Star'da kafaya oynar diye duruyor ama bilemem tabii bu sene siz daha iyi görüyorsunuz sonuçta orada olduğunuz için bakalım yani inşallah 2 sene 3 sene sonra olursa All Star evet orada ama tabii Hikmet'le Seda'nın burada 3'te 3 yapması tabii bütün takımı alevlendirmiş yani Tony bir tek Nikos burada sürpriz kaybetmiş 3'te 0 o da çok büyük bir şey tabii evet. Yoksa ya aslında kafa kafaya gelmiş ve çok da güzel o bir yarışmaydı mesela ödül oyunu. Evet. Şeyde dokunulmazlıkta biraz daha ona yedi bitti ama ödül oyunu tam kafa kafaya 4-3, 4-4, 5-4, 5-5. Yazık oldu vallahi. Yani siyah takım inşallah toparlar kendini ya. Bakalım bizim bu akşam sonra sonuna gelmişti bu erzak oyunu. Hatırlıyor musun? Tabii tabii. Aynen. Çok sonralarda böyle zaten Birleşik Adalar falan. Zaten şimdiki erzak ödüllerine bakıyoruz bizim. Hani sonlara doğru gelen ödüller şimdi daha hani şey birleşme olmadan diyor geliyor. Acayip böyle. Nikos şey diyor Afrodit'e biz kendi yemeklerimizi yapalım. Türkler de kendi yemeklerini yapsınlar. Bakalım hani ne olacak. Aa, işte o kadar bir de yani Nikos o kadar gecesi falan. Naif bir çocuk ki. Şey diyor mesela onlara verelim önce onlar yapsın. Bize Türk yemeğini sunsunlar falan diyor. Çok tatlı bir adam ya. Ama o kadar da çok fazla erzağımız olmuyor. Yani çünkü hani haftada iki defa ya da bir defa oynanıyor. O zaten kıt kanaatini götürüyor. Onu bölüşmek zaten yani ama yine tabii o yoklukta erzak şey oyunlarından gibi sonra ilk defa yani Hakan'da o görmüştük bunu evet, elenmeden evet önce. Bir sürü böyle evet değişik yemekler yapmıştı. Risotto falan yaptı. Evet, evet. Of ya şimdi hatırlıyorum. bir yani Ramazan paketi kazanmıştık. Oo. Nagihan bir pişi yaptı. Neydi ya o? Ayıptır söylemesi salçalı malçalı falan. Yani erzağın içinde olan şeyler evet onların hepsi paketin içinde. Biz böyle bayağı Murat Ceylan falan şey diyordu. Bunu İtalyan restoranında sunarsın ya. Ona da selam olsun. Zaten her gün konuşuyoruz. Büyük nimet sizin için çok, tabii değil mi? Çok, tabii. Çok. Yani Survivor'da evinde olan yiyecekleri önünde görmek böyle. Bir de hani neye saldıracağını bilmiyorsun. Onu mu yesen, bunu mu açsan? Yani tabii, neye tabii saldıracağını bilemiyorsun. Saldıracağını. Hani bir de neye üzülüyorsunuz biliyor musunuz? Böyle geliyor, bir sürü erzak geliyor. Ona böyle bakıyorsun ama uzaktan seviyorsun. Çünkü o senin değil. Herkesle evet paylaşacaksın. Oradan sana ufacık ne bileyim bir avuç evet kadar bir lokma bir şey gelecek. Böyle tadı damağında kalıyor yediğin yemeği. Zor, çok zor. Şimdi dün birçok aslında tartışmaya hatta yayından önce de konuştuk bu konuyu. Tartışmalı bir konu yaşandı. Her şey yolunda mı? İyi misiniz? Spiros bir itirazda bulundu atışla ilgili. Ve sonrasında bakın ne oldu izliyoruz. Panayotis 1. Hikmet son tura girdi artık. Hikmet onun iki tane var Hikmet.
Avantaj tamamen Hikmet'te. Bir tane kaldı. Kırdığını kırdı Hikmet. Bravo. Hikmet vuramadı, kıramadı. Kıramadı. Bravo. Balıntıs kırdı 1-1. İkisi de birer tane. Hikmet. Hikmet. Olağanüstü bir ateş. Olağanüstü bir ateş. 7-6. Spiros itiraz ediyor ama 7-6. Beyaz takım 7-6 önde. He has a disadvantage of how hard it is, but has an advantage of time. Yes, but that's what I'm saying. Maybe you harder. Harder in terms of longitude, but in terms of time, it's a risk. It's a risk. Yeah, that's what I'm saying. I don't know if you can take it. That's what I'm saying. Sorry. Nobody is watching at him. Πάντα βρίσκει μια βλακή αναπή για να του δώσει σημασία ο κόσμος. Οπότε δεν χρειάζεται να του δίνουμε σημασία. Είναι stupid. Stupid. Δεν κέρδισε έδαφος. Έχασε πάρα πολύ έδαφος και βγαίνει να πει άλλη μια βλακεία. Stupid. It's fine, it's fine. Τρεις φορές το χτύπησε το μισό και δεν έσπασε. Το δες. Που πήγαινε το μπαλάκι και δεν έσπασε. Böyle şeylerin çok kale almayın diyorlar. Çünkü insanlar ona baksın diye böyle garip garip şeyler söylüyor diyorlar. Çünkü zaten çok uzaktan attı neticede yani. Öyle mi söylemiş? Hayır hayır. Şey, Spiros için diyor ki hep böyle şeyler yapıyor, buluyor. Hiç kafaya takmayın bunları diyorlar. Bu konuyla ilgili hangi tarafı haklı buluyorsunuz? Ya bu itiraz çok yanlış bir itiraz. Çünkü zaten Panayotis atıyor. Bir tane seramiği kalıyor. Hikmet kaçırıyor atışları. En son geliyor. Mecburen risk almak zorunda. Çünkü kıramadığı takdirde Panayotis oyunu alabilir. Evet. Çok uzaktan attığı için ona kimse itiraz edemez. Sınırı var, bir çizgi var. O çizgiyi aşmadığın müddetçe zaten kimsenin itirazı... Aynen. Kabul edilmez. İstersen İsterse 50 metre. Aynen öyle. Yok çünkü. Ya o şey diyor, yok. Zamandan kazanıyor diyor. Evet, ama evet, mesafede de dezavantajı var. Dezavantajı var ve dönence ne kadar zor olduğunu sen daha iyi bilirsin. Geçen sene biz oynamıştık. En iyi olan yarışmacıydı bu oyunda. Yani ne kadar zor olduğunu sen anlat. Evet, evet. Yani onu. Ya şöyle, ben de bir tane sembol oyununda Hilmi Cem'le oynuyorduk sonunda. Halka atıyorduk hatta. 3 tane halka atıyorduk. Sonlara kalmış. Bir tanesini aldım. Hatta yanından böyle yuvarlanarak geçiyordu. Bir tanesini aldım. Arkadan koşarken atmıştım. Kazan, yani arkadan atmakta bir sıkıntı yok. Yani o zaman geriye çizgi konsaydı. O iki çizginin arasından atacaksın tabii. Olurdu. Kendi tercihi. Hani ya geliri yakından atarsın ya da zaman için geriden atarsın. Ben çok yersiz buldum hani onun itirazını. Belki hani biraz dikkatli atmak, biraz hani oradan bir şey çıkar diye. Yani şöyle itirazı yersiz buluyorum ama belki bir umut bir şey yakaladığınız vakit o itiraz ediliyor orada. Yani o bench'te herhangi biri edebiliyor onu. Belki bir şey olur, bir puan gelir ya da tekrar olur vesaire gibi. Ama sonuç olarak adam atmış, nereden atmış, orada kazanmış. Orada Tony, hani benim yine demin söylediklerimize geliyor. Tony işte şeye getiriyor. İşte Spiros öyledir. Hı hı. Böyle şeyler zaten söyler. Böyle yapar. Aynen böyle şeyler söyler. O yüzden bak gördün mü ben haklıyım. Hani adada Tony daha iyiydi aslında Spiros diye. Çünkü Spiros da bunlar hep... özellikle seremonilerde Spiros'ta kavga ediyorlardı, tartışıyorlardı. Kim haklı, kim haksız. Bak işte o konuşsun, boş ver. O ön planda olmaya çalışır falan. Yani gereksiz bir tartışma oldu ama belki Spiros şundan dolayı da aldanmış olabilir. Hikmet sanki dibinden atıyormuşçasına attı, evet. Vurdu ya. Hı hı. Çok kolay oldu ya. Kesin bunda bir şey var deyip elini kaldırdı yani. Çok... Bir de şimdi o... Mekanizma sallandıkça aslında atış kolaylaşıyor ama zaman geçiyor tabii. Çünkü onun bir ivmesi var. Gittikçe ortaya geliyor. Uzaktan da ortadayken şansını denedi. Ya tamam şansı attı tabii ki de ama yani sonuçta şey olarak riski alması lazımdı. Dediği gibi Nagihan Hanım. Çünkü tabii. O atmasa belki de Panayotis atacaktı. Zaten yanlış bir durum olsaydı kesinlikle tabii ki yani kabul orada... edilirdi. Aynen, evet. Evet. Şimdi dün akşamın aslında en önemli olayı Yusuf'la Hikmet'in biliyorsunuz ki tartışması artık temasa kadar vardı durum. O görüntüleri izliyoruz ardından buradayız. Kadınız noktasına geldi. Haydi bu sefer. Hadi 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 Hüsra avantajlı ama bu taktik tutar mı bilmiyorum. Değişik şeyler yapmaya başladı. Salaka henüz vuramadı.
Gerçekten kötü atıyor. Tamam. Müşra 2. Katerina'yı birazdan çok sinirli görebiliriz. Kaybetmeyi kabul etmiyor ve Müşra kazandı. 8-6 oldu. 8-6 beyaz takım. Dokunmazlıkta büyük avantaj. Evet, şimdi Yusuf'un o tarafa geçmesi, Hikmet'in bu kadar temasta bulunması, bu duruma gelmesi olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sen başla. Ben de konuştum. Anıl sen söyle. Anıl sen söyle. Yani şöyle söyleyeyim. Hikmet'in performansı istediği kadar iyi olsun. 10'da 10 yapsın, 20'de 20 yapsın. Şu Yusuf'u ittiği hareket benim gözümde hiçbir zaman benim favorim bir yarışmacı olamayacak. Yani çok çirkin. Yani sokakta kavga etmiyorsun. Yani yarışmadasın ve Türkiye izliyor seni. Yani şu hareket böyle yani kavga... Yani orası kimsenin çiftliği değil ya gerçekten. Bunu yapmaması lazım. Eğer Yusuf geçiyorsa... Şimdi Yusuf da orada mesela sinirine hakim olamıyor. Orada inadını yapıyor aslında. O da kabul ediyorum şimdi onu da. Yusuf'un yaptığını doğru bulmuyorum. Ama yine de Hikmet'in geçiyor mu? Hani oradan bir şekilde Acun Bey hani ihlal ediyor. Benim takımın yanına geliyor vesaire dese %100 haklı. Ya da hani uyarmıyorsa tekrar da itiraz et. Ama itme kaba kuvvet falan o zaman biz dövüş kanalı açalım dövüş izleyelim. Niye böyle bir şey giriyor? Zaten kural yapıyor. Aslında Yusuf oradan oraya geçerken birdenbire Hikmet kural yapıyor. Yani çizgi gibi önünde duruyor. Ya sen onu yapmasan aslında Yusuf oraya geçse de çok çok da bir şey olmayacak. Zaten tabii ki de o ikisi yaklaşıyor orada. Devamlı geçiyorsunuz birbirlerinizin arasına. Yani sen dediğin gibi yani istediğin kadar istiyorsan onda 20 yap. Böyle şampiyon hareketler hiç tasvip edilecek hareketler değil yani. Şöyle de bir şey söyleyeceğim. Yusuf'a dönecek olursam burada mesela Tufa'ya geliyor. Hani kendine eksi yazdırıyor Yusuf'un bu arada. Biraz da sakin olmasından kastım oydu program başında söylediğim şeyler. Hani biraz da hani tuzağa çekiliyor aslında ama kendi veriyor bu fırsatı. Yani sen Hikmet'in Yusuf'u tahrik ettiğini düşün. Ediyor tabii ki de yani itiyor ediyor. Yani şimdi biri sınırı ihlal ediyordur olması gereken bir şey yapıyordur. Düzgünce söylersin. Bir de dönersin böyle geçme kardeşim ya falan filan diye böyle büyük hareketler önüne yaparsın. Geçiyor ya bildiğin önüne geçiyor. Ondan sonra itersin koluna şey yaparsın bu tahriye girer tabii. Yani önüne çünkü geçmesi çok yani zaten resmen çocuğu tahrik ediyor ama evet. Mesela ben Yusuf'a yani şöyle Yusuf sonradan gidip konuşması da aslında kötü bir şey değil. Yani evet biraz tabii ki sert bir hareket yapıyor ama ciddi bir şekilde itiliyor. Orada Yusuf çok sinirli belli yani. Orada bir şeyden çıkarması lazım. Sayı da kaybolmuş. Ama Yusuf'un şu hareketini mesela doğru bulmuyorum. Ya orada bir itiş kakış oluyor. Dönüp arkanda dolanma ya. Oradan zaten görebiliyorsun. Dur orada.
Koz verme. Evet. Koz veriyor yani. Hak veriyor oraya. Onu niye itti? Çünkü Yusuf bu tarafa geçti. İtti mi? Haksız. Ama niye itti? Bu yüzden itti. Yani verme o kozu. Sen bırak işine bak Yusuf. Yani orada arkadaşına bağır, çağır, destekle, performansına bak. Uğraşma böyle şeylerle. Yani Hikmet'le uğraşma ki. Hikmet senin ayağına yük oluyor yani. Hatta bu durumu bir kere Hikmet'le Simos da yaşamış. Evet, evet. İşte ağzımdan aldım, onu söyleyecektim. Aynen. Geçmiş zamanda da Hikmet Yunanlıların bencine gelmişti. Evet. Ve sert bir şekilde hareketler olmuştu. Biz de dedik ki Hikmet'in orada ne işi var demiştik. Ve her ne olursa olsun Simos'u biz haksız bulmuştuk. Evet. Şimdi aynı şey senin başına geliyor. Ve sınır ihlali yapan bir rakibim var. Ya dakika bir, gol bir. Bismillah yani daha yeni karma takım olmuş. Birazcık bir saygın olsun. Her ne olursa olsun sen bir hani Türk takımından da geliyorsun. Tabii. Hani düşmanın değil ki senin. Tamam diğer Yunanlara da bunu yapmasını tavsiye etmiyorum ama en azından bir şeyler yemişsin, içmişsin, bir ter akıtmışsın. Ha, o şekilde kaba hareketlerle itmesi bir defa çok yanlış. Ama ikisinde de suç var. Bunu hani dün de söyledim. Çünkü bir olay oluyor. Evet Hikmet'in birazcık daha hani vücut diliyle değil de daha sakin bir şekilde karşılaması gerekirdi. Yusuf da orada evet ister istemez mahcup oluyor. Bir defa hani burada bir dünya insan izliyor. Evet. Milyonlar izliyor. Şimdi insanların gözünde de hani çok kötü bir pozisyona düşürüyor Yusuf'u. Kim olsa ister istemez hani gider bir konuşmak ister. Tam Hikmet böyle sevinirken gidiyor, koluna dokunuyor. Hayırdır, niye bana bu şekilde davrandın? Hani bir hesap soruyor açıkçası. Ama orada da daha da sert bir hareketle karşılaşıyor. Yani olay gerçekten gırtlak gırtlağa gelecek. Bunda tabii büyütülecek hiçbir konu yok. Ama Hikmet'in tabii ki yaptığı hareket çok yanlış. Performans olarak biz burada göklere çıkartıyoruz. Ama karakter olarak da bence sınıfta kalıyor. Yani bir an önce kendini toparlaması gerekirken çok güzel hareketler yapıyor. İşte takım kaptanıyım diyor. Okay'la işte peşref hareketleri şu bu. Ama iş ufacık bir rekabete gelince kendini kaybediyor. Hatta bahsettiğimiz, ikisi de suçlu. Biraz önce bahsettiğimiz Simos'la ve Hikmet'in durumunu veriyorlar şimdi Reji. Evet. Burada ya burada mesela hepimiz dediği gibi Nagihan Hikmet'i tabii haklı bulduk. Evet. Ama tabii sonra biraz daha irdeleyince evet Hikmet'in de bir hareketi olduğunu gördük. Hatta arkadan bakıyor o orada mı diye tabii, bile kolunu bile kaldırıyor. Evet. Aynen. Hatta dün Simos da bahsetmişti bu konuyla ilgili. Yani Hikmet kaosla besleniyor ya. Şunu şurada evet. Bunu çözmüş şu zamana kadar. Yani sürekli bir olayın içinde yani bir ne güzel oynuyorsun, performansın yüksek, bir çekil kenara otur, bir sessiz kal biraz ya. Hatta yeni takımların birleşeceğini söylediğinde Acun Bey hani Hikmet'e söz verdi. Hikmet ilk kavgalardan bahsetti hatırlıyorsanız. Evet, tabii. Nasıl olacak? Nasıl kavga? Tartışacağız? Nasıl tartışacağız? Sürekli bir negatif bir elektrik var yani etrafında. Bir şey hani Yusuf orada birazcık aslında hiç sallamasa evet. Ama işte ister istemez insan yani ben de olsam bir kadın olarak yani bir kadın da bana o harekette bulunsa giderim hesap sorarım. Sen beni niye itiyorsun? Yanlışlıkla girmiş olabilirim. Çünkü o atmosferde ister istemez yani insan kendini kaybedebiliyor. Heyecan, dokunulmazlık oyunu sıradan bir oyun olsa bile hadi amenna diyeceğiz. Ama dokunulmazlık da değil mi? Çok büyük hatalar yapabiliyoruz farkında olmadan. Yusuf da geliyor hesap soruyor. Orada belki bir tık daha sakin kalsa, oraya kadar gitmese belki bu kadar büyümeyecek. Bir de şey Yusuf'ta da şöyle bir şey var. Hani hırsını alamıyor. Bir de eline geçen ilk fırsatta işte yaptığı en büyük hata hep tehdit. Hı. Tehditten dolayı işte ufak ufak böyle kendine ama zararlar veriyor. Orada biraz kararsın. Ya ben mesela arkadan dolaşması falan hani sen dedin ya yanlış mı? Bana ya abi çünkü çok sinirliler. Yani o anda çok sinirliler ve i̇şte yine kontrol. De ya hayır ama orada yani koz veriyor işte demek istediğim. Tamam da bir şey yapmadı ki abi arkaya geçti. Onun geçme dediği yere ama kuralı koyan o değil. Tamam. Geçme evet. Dediği yere geçti. Hani itmedi. Daha da çok itildi hatta çocuk. Yani ben şey yapmıyorum. Tekrar sonra gelip evet koluna sert vurarak bana niye öyle yaptın diyor. Oh. Hatta Seda orada istemeden Hikmet'i ayıracağım derken boğazına sarılıyor falan. Belki Hikmet oradan daha deli diyor. Seda demişken Seda'nın aslında Seda'yı tüm tartışmalarda ayıran kişi olarak görüyoruz. Evet vallahi erkek gibi araya giriyor. Evet. O konuda bununla mesela ilgili yorumunuz ne? Yani evet. Hep hani Hikmet'le olan durumlarda hep Seda giriyor. Ya bir defa çok yakın arkadaşı. Evet. Yani kimse kimsenin zarar görmesini istemez. Ben en yakın olan arkadaşım diyelim bir sen. Hani bir olaya girse tabii ki ben de girerim. Hiçbir şekilde gözümü kırpmadan. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Seda'nın olaya girmesindeki sebep Seda'nın yaşından dolayı onu hani birazcık daha kale alacaklarını düşündüğü bir için bir anaçlık yapısı da var. Seda'yı çok fazla dinliyor.
aynen. Sakinleştiriyor. Bir de Hikmet şöyle bir şey. Hani ben normalde Hikmet'ten sezon başından itibaren bu hareketleri bekliyorum. Böyle devamlı kavga, gürültü, hani ciddi anlamda böyle korkutucu bir görüntüsü var. Özellikle sinirlendiği zaman. Yani ne yapacağı belli olmaz. Hani insan kestiremez Hikmet'in ne yapacağını. Çünkü deli kuvveti var. Her an birine böyle bir gırtlak taksın lan diye atlayan hiçbir şey olmaz. Yani herkes böyle kalır. Ben ciddi anlamda böyle bir korku yaşamıştım. Ama kendini çok iyi kontrol ediyor. Hakikaten de dün Acun Bey de söylemişti. Çok laf dinleyen, söz dinleyen ve... Hikmet. Evet. Aha. Yani çabuk şekillenebilen biri. Bundan dolayı da ben burada idare ettiğini. Ama aynen. Açıkçası bu kadar sakin de kalacağını beklemiyordum. Ama ara ara tabii ki kendini tutuyor. Ama ara ara da patlamaları oluyor. Bu da patlamalardan bir tanesi. Dediğim gibi böyle devam ederse çok büyük zarar verecek. Kendine eksi yazıyor Hikmet yani. Ama performans açısından da, 10 numara. Tanıtımda falan da çünkü bana yansıtı enerji sempatikti. İşte su oyununda Tuğna, Nehri, Akın falan evet. Bunlar güzel şeylerdi ama gelip de ondan sonra böyle kavgalar hep bir kaosun içinde olması yani benim gözümde bir antipati yaratıyor. Bu kadar performansa sempatik bir şey olsa yani tabii. Hep böyle yani yani kokonat demesi bile adamın komik mesela bana kalırsa. Aynen. Tabii. Böyle bunlar güzel şeyler. Ağzın... Çocuksu bir yanı var yani. Evet. Evet. Ona taktik veriyor. Bir saf bir yanı var Hikmet'in. Ama onun üzerine bir de böyle kaosla beslendiği zaman çok antipatik. Suratımız ekşiyor yani burada. Yani. Normalde düşünsene de hani bir yemek yerken konuştuğu zaman ne kadar antipatik gelir değil mi? Ama ben şimdi izliyorum ağzına kokonat böyle sağa sola falan saçırıyor. Yani gülsem değişik geliyor, sempatik geliyor yani. Çünkü onun kalıbına gidiyor o hareket, o tavır, o yeme tarzı. Ama işte olay olduğu zaman özellikle hani ben şunu söylüyorum. Zaten hani şunu söylemişti karşı takıma geçmek istiyorum. Onlarla rakip olmak istiyorum Yusuf ve Atakan'la evet. Alakalı. Evet çok güzel rakip oldunuz. Ama dediğim gibi yani bu gücünüzü, bu kuvvetinizi, bu rekabetinizi çıkın parkurda gösterin. Evet. Hani biz bunu görelim. Bununla ilgili bir uyarıyı bu tartışmanın sonunda Acun Ilıcalı bir uyarıda bulunuyor onlara. Ve bakın onlar ne cevap veriyor. İzliyoruz. Arkadaşlar görüntüleri seyrettik. Daha önemli uyarımız Hikmet'e. Yusuf sizin alana geçerse bunun karşılığı uyarıdır. Yani bizi uyarırsın ya da Yusuf'u uyarırsın itemezsin. Sen bir Yusuf'un önüne çıkıyorsun. İki Yusuf'u itiyorsun. İkisi de son derece hatalı. Yusuf senin hatan var. Bu tarafa geçmemen lazım. Ama Yusuf'un hatası ile senin hatanla alakası yok. Sen bu olayın kıvılcımını ateşliyorsun. İlk başta geçme dedim ama o geldikçe dur dedim. Hala arkamdan geçmeye çalıştı. Ben de öyle yaptım. Eğer hatalı sensin diyorsan abi ben özür dilerim. Ki yarışın adrenalinle olan bir şey. Hata bendeyse gerçekten özür dilerim. Yani hata şu burada. Fiziksel temas senden kaynaklanıyor. Ama gelme bu tarafa biliyorum, geçme onu dersin. Dedikçe... O geçerse de dersin ki bizim buraya geçiyor. Tamam. Sen bir adamı herhangi bir yarışmacıyı alıp itemezsin. Anladın mı? O senin görevin değil zaten. İtmen demek de zaten fiziksel bir kontağa başlıyorsun o anda. Diyorsun ki adrenalin var. Geçme dedikçe inadına da geçmez. Olabilir. O zaman insan... uyaracaksın. Tamam konuşacaksın. Abi. Biz konuşarak çözeceğiz bu işleri. Tamam abi. Yani sen uyaracaksın. Biz Yusuf'u uyaracağız. Yusuf geçmen yanlış. Ama onun da onu yapmasının sebebi burada sınırdaki görevli gibi duruyorsun. Adamı kolluyorsun. Zaten atış burada. Sen Yusuf'a bakıyorsun. Yani orada adam oynamaya başlamışsın zaten anladın mı? O yüzden bu fiziksel temaslar... Sizi riske sokar. Tamam abi, sen o yüzden dikkatli oluyoruz. Yusuf senden de tabii ki bu olayla ilgili karşı tarafa karşı daha sakin olmanı istiyoruz. Ben durumun farkındayım. O tarafa doğru geçtiğim için de özür dilerim ekipten. Tamam. Kusura bakmayın. Tamam dikkatli oluyoruz. Kazanmak istiyorsunuz bu çok normal. Ama dediğim gibi bunları istemiyoruz. Bu kadar tamam basit. Abi. İkinizi de ben uyarmış olayım. Tamam abi. Evet tatlıya bağlandı gibi görünüyor. Ve galiba izledikten sonra da daha çok Hikmet'te bir suç bulunmuş ki daha çok uyarı ona yapılıyor. Evet. Normal olması normal. Gereken de o zaten. Ortada bir hata var. Tek taraflı hata olmaz. İki taraftan kaynaklanan. Kıvılcım bir taraftan çıkıyor ama birkaç kişi dahil oluyor. Özür dilemeleri kadar gayet normal bir şey olamaz. Ama şöyle de bir şey var. Bu özürle kapanmayacak. Bu olay aynen. Devam edecek. Bu bir başlangıç. Çünkü daha dakika bir gol bir rekabet ve kavgalar, gürültüler sadece bir sınır ihlalinden bu kadar büyüyorsa yani ben ilerleyen dönemlerde çok daha büyük rekabet ve olayların olacağını düşünüyorum. Özellikle Yusuf ve Hikmet arasında. Yani
İnşallah. Mesela Hikmet seviniyor bu hareketlerden sonra. Hmm. En son şeyde. Mesela bak Yusuf orada sessiz kalıyor. Ha o şey mi, evet, değil mi? Evet. Ama taklitini yapıyor. Evet, taklitini, evet, yapıyor işte. O çok yanlış. Bak, yanlış işte. Onunla alakalı bir şekilde yine bir tahrik. Orada bir tahrik var. Evet, yine bir tahrik var. En azından orada Yusuf bak hiçbir şey yapmıyor. Burada şimdi bana kalırsa Yusuf doğru olanı yapıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Evet. Evet. Bir daha kalkıp kıvılcımlansa olay. Bu sefer Acun Medar der ki ben size ne dedim? Gelir Yusuf haksız duruma düşer orada. Yusuf'un yapacağı tek bir şey var. Çık sahada cevabını ver. Bu kadar basit. Yani en güzel cevap zaten müsabakada, evet, müsabaka anında verilir. Polemik falan filan, evet, olabiliyor oyun sırasında, bench'te, konserde vesaire, ama sonuçta seni finale taşıyacak ya da senin karnını doyuracak şey o sembolleri ya da o sembolleri devirmek veya o seramikleri kırmak. Onu yapamadıktan sonra istediğin kadar konuş. Hiçbir yere varamıyorsun yani. Evet. Çık sahada cevabını ver. Bir de şöyle bir şey, hani bir olay yaşamışsın. Aradan 5-10 dakika sonra çıkıyorsun oyuna. Yusuf'tan alıyorsun sayıyı ve onun hareketiyle dalga geçiyorsun, alay ediyorsun. Alay ediyorsun. Yani ha, şu durumda Yusuf'u sevmeyen biri bile Yusuf'u sever. Aynen öyle. Hikmet'i seven biri de ya lanet olsun ya der. Hani şu hareketi yapıyorsun, bari hani yapma. Hani kendine zarar veriyorsun, eksiği azdırıyorsun. Ve orada Yusuf'un da sessiz kalması aslında bir bakıma hani ben sakin kalamam, kesinlikle sakin kalamam. Orada Yusuf'u takdir ediyorum. Kendiyle alay ediliyor. Hani ha küfür etmişsin, ha kendi hareketiyle yenilen bir yarışmacıya cevap veriyorsun. Yani bu çok hoş olmayan bir görüntü. Peki sizce Hikmet neden bu kadar Yusuf'la uğraşıyor? Yani bu kadar takmasının nedeni ne olabilir? Çünkü kendi takımının en güçlü rakibi olarak görüyor. Şampiyon. Çünkü Atakan'dan çok bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum Hikmet'in. Şampiyon olarak, rakip olarak kendine daha yakın Yusuf'u görüyor. Çünkü güçlü. En azından duruşu var, performansı, evet, yani iniş çıkış herkes de olabiliyor. Kimse dört dörtlük değil. Sevildiğini düşünüyor. Bundan dolayı yani tek aday olmak, hani şampiyon olarak tek kendini görüyor. Diğerlerine rakip olarak hani ufacık bir sıyrılma olsun. Direkt onun üzerine oynayayım, onu bitireyim, ona yanlışlar yaptırayım düşüncesi içerisinde. Bundan dolayı. Size bir soru soracağım. Belki çok ütopik gelebilir ama. Şimdi bu gerginlik yaşandı, itiş kakışları oldu. Tamam. Sonrasında Hikmet kazanıyor Yusuf'a karşı. Hangisini görmek isterdiniz? Bu Yusuf'un sevinciyle dalga geçmesi mi? Yoksa dönüp Yusuf'la böyle işte çak falan yapıp tebrik etmesi mi? Tebrik etmesi. Ya tebrik etmesi daha güzel olurdu ama tebrik etmezdi. Etmez. Hayır. Ama bence izleyici olarak, Survivor izleyicisi olarak televizyon başında ama hangisi daha güzel olurdu bence? Hangisi Hikmet'i daha çok artı yazardı? Taktik yaptığını anlardık diye düşünüyorum. Yani çok, hani çok objektif olarak soruyorum yani. Tabii ki, işte, tabii ki tebrik yani etmez. Ama şöyle de bir şey var. Hikmet bunu yapar mı? Aslında yapar. Yapı gereği buna müsait. İşte ama o hareketi yaparak yapsa aslında insanlar bunu görmeye, evet, aç aslında, öyle söyleyeyim yani. Bunu ama görmek istiyorlar belki de. Yani ama işte o hareketi yaparak yani sanki puan kazandığını zannediyor. Halbuki eksiye düştü. Yani şu ben Hikmet'i gerçekten hani ne olursa olsun geçmişten hani aynı camiadaydık. Seviyorum, destekliyorum. Ama hani bu tarz hatalarda bulunması hani bir insanı aşağılamaktan öte bir şey bu. Ve toplum önünde bunu yapıyorsun. Yani birebir arka planda ne yapıyorsan yap. Ama insanlar, hani seven insanları da kaybediyorsun. Yani ben belki istemem işte Yusuf, yani Yusuf'un yerinde olmak istemem o durumda. Evet, belki Yusuf işte tepki vermedikçe bunlar da sonlanabilir. Yani çünkü, evet, istediği şeye ulaşamayınca vazgeçecektir diye düşünüyorum. Yani Acun abinin bu kadar seni uyarmasından sonra, tabii, sen hala böyle bir şey yapman çok yanlış. Yani gelip devran döner ama. Ya bakalım ama Yusuf senin dediğin gibi zaten güzel durdu. Ve evet, bu duruşları da kendine artı yazıyor. Artı yazacak. Sadece Yusuf'un ufak bir şeye ihtiyacı var. Böyle performansının bir böyle bir zirve yapması lazım. Ondan sonra ya bir oyunda her şey değişebilir. Ama yani şunu da gördük. Yani çok oyun performansı olmayıp da Kıbrıs'a gelenleri de gördük. Tabii canım. Kıbrıs'a her şeyi gördük. Elenenleri de gördük. Her şey performans değil. Performans olsaydı neler olurdu, neler? Peki Dokunmaz'ın ilk ayağı oynandı biliyorsunuz ki. Hı. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz baktığınızda rakamsal olarak? Dokunulmazlıkta işte ona 7 orada da beyaz takım kazandı. Özellikle işte bu olaylardan sonra siyah takım daha düştü diye düşünüyorum ben. Yani zaten strese girdiler. Başladıklarından beri oyun kaybediyorlar. Aynen. Evet. Yani çok strese girdiler. Özellikle bu Hikmet'le Yusuf'un olayından sonra da bir de karşı karşıya geldiler parkurda. Yani işte Hikmet çok daha
kendi sinirlerine parkurda hakim olabilen ve sinirlerini başarıya götürebilen bir yarışmacı. Burada en dikkat çektiğin isim hangisi Sami? Dokunulmazlıkta mı? Evet. Yani Sabriye. Evet değil mi? Ya 2'de 2. Yani müthiş. Yani inanılmaz derecede özgüveni geldi. 2'de 2 yapması işte şey. Tabii. Tabii canım. Hem bir de Dalaka'yı yeniyor. Alt üst ediyor. Bir de Dalaka'yı yeniyorsun yani. Melisa çıkıyor. Sayı alıyor. Seda'dan sayı. Seda'dan sayı alıyor. Tabii orada Seda'nın öyle bir durum var ama Hikmet'in işte Riya mesela kazanıyor bir oyun. Sonra çıkmıyor diye. Hatta o da bir tartışma oluyor. Taktik yapıyorlar falan. Taktik yapıyorlar diyor Dalaka. Onlar da haklı olabilir ama sonuçta Riya çıktı sayı aldı. Yani sen sayı alan bir insana iyi ki çıkmıyor demen lazım. Yani tabii. Orada bu tip küçük hesapların dönmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dalaka gibi bir sporcunun böyle küçük hesaplar yapmayıp takımını mesela Yunan takımına daha çok gaza getiriyordu. Burada sanki o şeyi gitti. Daha çok Atakan mesela hadi gaza getiriyor insanları. Evet. Yani Dalaka'nın böyle küçük hesaplar yapması çok yani bir şöyle bir şey var. Hani biz diyoruz ya Yunan takımı için ne kadar naifler, ne kadar işte kavgaları bile belli bile değil. Çok tatlı geçiyor bir bakıyorum diye. Dalaka Hikmetler gibi hani bak dans ediyorsun sen diyor. Ayağın iyileşti galiba falan. Öyle oldu ya. Hani öyle değildiniz siz. Ya Dalaka şimdi bence yanlış da şu an. Çünkü hani Riya sonuçta sayı alıyor. Kriyakos'un hani oyuna dahil olmaması bu tarz konuşmalardan değil mi? Vurmaya çalışıyorlar. Aynen aynen. Madem öyle o zaman çıkıp zayıf yarışmacıya sayı kaptırmayacaksın. Aynen öyle. Çıkacaksın güçlü bir rakibi alacaksın. Zaten %50 kazanma, %50 kaybetme şansın var. Lafınızı kesmek zorunda kalıyorum. Estağfurullah. Reklama gidiyoruz ardından buradayız. Evet. Aynı anda evet dedik. Kalkalde karşıymış. Bu şimdi Riya ile şey mi? Riyakos'u konuşacağız. Riyakos. Çünkü biliyorsunuz ki sakatlıkları meydana geldi. Tamam. Fakat gerçekten sakatlar mı sorusu adada konuşuluyor. O görüntülere gidiyoruz. Kaybettik evet ama karşı takımın bir strateji yaptığını düşünüyoruz takım olarak. Riya ve Kriyakos konusunda. Riyakos'a bırakıp olu kakia. Γιατί όταν πόναγε το πόδι λέει θα με αφήσετε να με βάλουν να παίξω μέσα με πονεμένο πόδι και του λέω εμένα με βάλαν και έτρεξα, του λέω με την πεταλούδα. Δεν με ενδιαφέρει λέει τι έκανες εσύ μου, λέει δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με νοιάζει λέει τι έκανες εσύ. Εγώ δεν θέλω λέει να σπάσω το πόδι μου. Εμείς πήγα να πάρουμε. Biz bu fırsattan yararlanmak istedik. Kiryakos'u oyuna sokmak istedik. Öyle ya da böyle sokacaktık zaten. Çünkü çok hızlı bir yarışmacı değil. Onu seçmek için düşünüyorduk. Karşı taraf da bunu ters algıladı. Şimdi karşı taraf onun sakatlığından mı yararlandığımızı düşündü. Anlıyorum. Ama burası yarış alanı. Kazanmamız gerekiyor. Elimizden de ne gelirse yapacağız. Eğer kurallar yapabilirsin derse yaparım ben. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει το χέρι μας να κερδίσουμε. Άμα οι κανόνες λέει ότι μπορώ να διαλέξω και θα πάρεις πρέπει να το κάνω. Bu şarkıyı bir daha istiyorum. Biraz önce söylediğin şarkı. Şeyden mi geldi? Rejiden mi? Hayır ben istiyorum. Sen mi istiyorsun? Evet. Ben Spiros'u her gördüğümde şu aklıma geliyor. Eşarbını yan bağlama, eşarbını yan bağlama. Oynaman da lazım yani o yüzden bir halay muhabbeti lazım ama işte Spiros ya bizimkiler karışınca hani üzüm üzüme baka baka karış şey mi olur hani derler. Kararır. Kararır, karışır. Körle, abi ne oldu ya Dalaka, Spiros değil durmadan mi? Hep böyle bir mazeret. Spiros işte şey Kriyakos acaba numara mı yapıyor? Yok efendim ya Dalaka sen çok iyi bir sporcusun ya. Bunlara mı bakacaksın? Şey Spiros da şey diyor resmen. İşte savaş alanında bu tip şeylere de bakabiliriz yani. Sıkıntı yok falan diyor yani. Bu da şu demek oluyor. Yani yaptık. Şimdi şöyle bir şey. Dalaka evet takım kaptanı olduğu için seçtiği takım... Takım kaptanlığı kaldı mı bu arada? Yani kalmadı ama ister istemez kendini sorumlu görüyor. Yani bu kadar kişiyi ben takıma topladım ama sürekli kaybediyoruz. Yani yaptığı hata veya yanlışın kendine mal edileceğini düşündüğü için ister istemez kendini sorguluyor. Ve kaybettikleri takdirde de karşı takıma bir bahane bulmaya çalışıyor. Kendilerinde bir suç yok aslında ama yaptıkları hatalar var. En güçlü yarışmacılar çıkıyor, zayıf yarışmacılara sayı kaybediyor ve sonuç olarak dokunulmazlık oyunu kaybediyorlar. Psikolojik olarak artık çöküşe geçiyor, herkes çöküşe geçiyor ama özellikle bir artı fark da Dalaka
çöküşe geçiyor evet. ve sorguluyor. Hani biz diyor adil olarak yarıştık ama diyor karşı takım diyor strateji belirledi. Kriakos sakatlığından dolayı oynamadı. Rhea aynı şekilde. Oynamadı. Ama şöyle bir şey var. Doktor raporu varsa oynamamaya biliniyor. ve seçme hakkı da veriliyor. Eğer ki hani oynamak bildiğim isteyen. Bildiğim kadarıyla kimseyi zorlamıyorlar zaten evet. böyle bir durum olduğu zaman. Spiros'un da röportajında şunu söylüyor. Hani böyle bir şey varsa biz de bunu kullanırız. Yani kusura bakma da dokunulmazlık oyunu ister istemez. Kimin elinde böyle bir fırsat olsa herkes değerlendirmek ister. Evet. Özellikle en önemli oyunda. Ben strateji yaptıklarını düşünüyorum. Ama dokunulmazlık oyunu olduğu için buna oyun sonu değil, oyun öncesinde itiraz etmeleri gerekirdi. Veya başka bir değil mi? İş işten taktik bulmaları gerekirdi. Ama i̇şten şöyle bir durum sonra... oldu işte. Oyun sonunda hatta o görüntüyü izleyelim. Dalaka Rhea'nın oynamasını görünce o inandırıcı gelmiyor ona. O görüntüleri bir izleyelim, onun üzerine konuşalım. Ξέρω πάρα πολύ καλά πότε κάποιος λέει ψέματα και όχι. Ειλικρινά, πονάει από κάτω το πόδι. Χικμέτ, you are fine. Εν τω μεταξύ περπατάω. Να τρέξω γρήγορα δεν μπορώ. Γενικότερα έχει γίνει σαν πέτρα από κάτω. Και ότι περπατάω τι σημαίνει, φίλε, δεν μπορώ να χορέψω. Σε εδώ έχει γίνει το προβληματικό. Άλλο πράγμα έχω πάθει. Ακριβώς. Πού κολλάει το ότι επειδή χαίρομαι με την ομάδα μου, αν μπορώ. Και βγήκα κερδισμένη. Κέρδισα και βγήκα. Θέλουν με το Στανιό να μείνουν μέχρι την Ένωση. Με το Στανιό. Και θέλουν και κάνουν ψέματα ότι χτυπήσανε. Γιατί όπως και να έχει, αντικειμενικά είναι οι δύο πιο αδύναμοι παίκτες από εκεί από την απέναντι ομάδα. Η Ρία και ο Κυριάκος. Μαλάκα, ο Ιούνιο δεν κρυζάνε σε κάτι, δεν κρυζάνε και άλλοι. Yes, but it's ondan daha iyi attı. And by the way, she's also saying that you got your point why she's mad. Yes, it's better for them than you. But one day, look, listen, like past like one month ago, you had problems on your quadriceps, remember? I said, no problem, because we are really good characters and real people. Yeah. Not yes, fake. I agree with you. This honest. All is fake. Honest. One lost and all the masks will be down. Yeah. Bravo, for sure. Mask down. Bravo team. Bravo okay. team. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Bravo team. Dediğim şeye geliyor. Aynen. Evet. Kayıpta bakalım neler olacak. Ya sakatlık konusu %90 Survivor'da bir paradoksa dönüşüyor. Doktor oynayamaz demediği sürece her zaman bir yani bazen kendimi iyi hissetmiyorum diye yarışmacı çıkmak istemiyor olabiliyor. Bunu biz de yaşadık. Tabii. Ama o zaman karşı takıma seçme hakkı geçiyor. Bu hakkı varsa yani yarışma kuralları bunu gösteriyorsa bunu kullanabilirler. Yani ne kadar içlerine sinler ama dokunulmazlık kimsenin içine sinmesine de gerek yok. Yani bir stratejidir. Sonuçta oyunu kazandılar. Demek ki yanlış bir şey yapmamışlar. Ama ve lakin etiğe değinecek olursak tamam ayağım sakat dedin, oyunu kazandın. Böyle dans etme yani. Mal verme. Yani koz dediğim gibi ona geliyor. Koz verme karşı takıma. Ya da evet ayağım ağrıyor, koşamıyorum diyorsun. Yani senin bu insanların gözünde sana artı mı yazar, eksi mi yazar? Orası tartışılır zaten. Peki sana inandırıcı geldi mi? Yani inandırıcı geldi mi? Ya şimdi bazen öyle sakatlıklar oluyor ki yürürken hiçbir şey yok. Ama koşarken yani adillerin gerilmesinden dolayı başka yerlere ağrı olabiliyor. Ben de yaşadığım için benzer sakatlıkları. Çoğu sporcu yaşamıştır. Çok böyle minor sakatlıklardır bunlara. Etkileyebiliyor performansını. Kendi galiba kendi isteğiyle oynamıyor. Evet. Kendi isteğiyle oynamıyorsan ya da bizde şey de olmuş mesela. Karşı takımda sakattı biri doktor oynayamaz demedi ama biz sakat diye seçmediğimiz de olmuştu. Hani ayıp olmasın diye seçmediğimiz de oluyordu. Ama bunun üzerine sakat oynamayıp da üzerine dans etmesi falan işte orası biraz antipatik kaçıyor. Ama sayısını da almış. İşte dediğim gibi yoğun bir paradoks var burada. İkinci seçmelerde herhalde Dalak onu mu almak istedi? Ben anlayamadım. Büşra'yı alıyorsun. Büşra da çok hızlı bir yarışmacı değil ki zaten. Sen zaten önde geliyorsun Büşra'dan da. Onu da kaybediyorsun. Onu da kaybediyorsun. Yani şimdi kaybeden takımın da bir değineceği bahanesi oluyor. Tabii. Aa sakatta oynamadı. Oraya sığınmaca oluyor işte. Ben de diyorum ki sığınacak bir koz vermeyin. Yenildikleriyle baş başa kalsınlar işte yani.
Onu demeye getiriyor. Ya tamam da işte Dalaka gibi bir sporcuya yakışmıyor evet. bu. Yani ve takımın evet. tamamen Kriakos ya ki Kriakos da kaybetti mesela. Yani ya benim bir tek kızdığım şu. Yani sen orada dans ediyorsun. Tamam. Senin dediğin gibi bir kere dans etmek derken zaten aslında ayakta duruyor sadece. Koşmakla ayakta durmak arasında fark da var. Evet Dalaka haklı. Ama bütün yenilgiyi oraya bağlı. Olmaz. Yani işte biz Lia'yı alsaydık işte Kriakos'u alsaydık. Abi yani sen zaten Seda'yı almamışsın ki Büşra'yla yarışmışsın. Aynen. Yani o da ağır taşın altına koyacaksın. Tamam. Sen Dalaka'sın. Sen hani geçen sene damga vurmuşsun, bu sene gelmişsin. Aynen. Sonradan gelip takım kaptanı olmuşsun. Sonrasında takım seçiyorsun. Ondan sonra yıkıp geçmen lazım ortalığı. Diyorsun ki ağrıya işte elin sakat değil mi? Ondan sonra biz aslında şöyle takımız böyle takımız o ayağım ağrıyor diyorsun. Takılmayacaksın bunları. Bunlar seni geriye çeken aynen, şeyler. Aynen. Git oyununa bak. Karşı takımın kadınları kimler iyi? Onları al. De ki siz üzerinize düşeni yapın. Ben de ekstra yapayım diye. Al sayını. Ondan sonra ki ikinci eşleşmeler de bence çok son derecede güzel olmuş yani. Melisa ile Sabriye eşleşmiş. Aynen yani. Panayotis ile Hikmet olmuş. Dalaka Büşra, Yusuf Kriakos, Suude Seda. Bence son derece Yusuf Hikmet en son. Yani artık ne olmasını istiyorsunuz? Ben anlamadım ki. Siz yarışmadan kazanmak mı istiyorsunuz yani? Evet. Bir de yani ben Dalaka tamam söylemi doğru olabilir. Ama ortada 2'de 0 çekmişsin. Bence hiç konuyu açma. Evet. Yani otur aşağı. Aynen, yani bir takımı sorgulama da kendini sorgula. Yani burada zaten en zayıflara karşı sayı kaybediyorsun. Bir de karşı takımda Riyaz sayı almış. 1'de 1 yapmış. İstese çıkar. Büşra'yı da alır. Sabriye'yi de alır. Ve sayısını alır. Yine kenara çekilir. Yani şimdi şöyle bir şey var. Hani aynı şekilde Anıl'ın söylediğine katılıyorum ama kız şimdi çok önemli bir dokunulmazlık oyunda hem sayısını alıyor hem de takım olarak kazanılıyorsa ufak da olsa bir gösteri yapmak ister. Kim olursa olsun. Ben sakat da olsam yaparım. Çünkü niye? Yani çok yeni bir kartlar yeniden dağıtılmış. Çok yeni bir takım var. Bunun galibiyetini ilk oyun olarak kazanıldığı takdirde gösteririm. Sakat da olsam gösteririm. Ne yapıyor? Kız otlayıp zıplamıyor yani. Olduğu yerde zemin yumuşak, ufak ufak hareketler yapıyor ve ayağı da bantlı, bandajlı. Büşra'ya bak. Büşra'nın iki ayağı da bandajlı. O da sakat belli ki. O da oynuyor. Yani burada bir art niyet aramaktan ziyade kendi sorunlarına bence, kendi sorunları da demeyeceğim. Kendi şahsi sorununa. 2'de 0 yapmış evet, olduğum bir oyunda. Evet. Boşu boşuna bizim bunu dememizi sağlıyorsun. Tabii ki. Bak 2'de 0 nefes yapmışsın sen başka yerde mazeret arıyorsun dememizi sağlıyor. Doğru evet, söylüyorsun. Evet orada Yusuf mesela geçmiş takım kaptanı gibi Dalaka. Herkese işte şöyleydi böyleydi anlatıyor durumu. Yani Yusuf'un şu hareketi bile böyle hani bir artık fenalık gelmiş gibi bir harekette bulunuyor. O bile aslında rahatsızlık duyuyor. Ama işte herkes yavaş yavaş dökülecek. Evet göreceğiz herkesin zaten. Herkesin aslında diyor ya Dalaka maskeleri düşecek diyor. Bence de o takımın maskesi düşecek. Hatta bu sakatlık konuları da bu akşamki tabii bölümde de yayınlanacak. Şimdi akşamın ipuçlarına gidiyoruz. Hikmet'le bizim fikirlerimiz asla uyuşamaz. Çok zıt karakterleriz. Bunun amacı ne biliyor musun? Nasıl diskalifiye edebiliriz? Ben her şeyin farkındayım açıkçası. Her zaman söylediğim bir şey var. Survivor maratonunda benim önceliğim performanstan önce karakter. Ne χορεύεις. Τελείως, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ή δεν πονάει τόσο ή με κοροϊδεύει. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Ένα παιδί είναι. İkinci dokunmazlık oyunu. Nefesler tutuldu bugün. İki takım her şeyini ortaya koyuyor. Çok önemli bir mücadele yine. Bunu öneriyor lan bu oyun gerçek. Tony burada bile boşluğu buluyor. Helal olsun valla. Aslında Tony atmamaya çalışsa belki de devirecek. Bir tane düştü. Dalaka şimdi attı attı. Bir kaldı. Çok kritik atış. Eli tutmuyor, yanlış yer atıyor. Lan diyemezsin abi. Biz ona kızıyoruz. Her şey... Biz benim diyorsun, lan diyorsun. Lan terbiye, terbiyen. Seni terbiye lan mı? Evet. 60 gün abi. Neydi? Lan, bu akşam da bir tartışma izleyeceğiz. Çok heyecanlı bir oyun olacak.
gördüğümüz kadarıyla. Kısaca neler söyleyeceksiniz? Vallahi yine kargaşa bu akşam. Dün akşamın çok harbiden to be continued derler ya, devam edecek. Resmen bu akşam neler olacak çok merak ediyorum. Dün yarım kalan her şey bugün acaba bitecek mi? Veya daha devam mı edecek? Çok merak ediyorum. Ya da dokunulmazlığı kim kazanacak? Ha, tabii o başka bir şey. Ama işte dokunulmazlığın önüne geçen olaylar var. Tabii. Bakalım tartışmalar var. Galiba yine Hikmet'le bir tartışma var anladığım kadarıyla. Anıl'cığım bugün bizde olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sen neler söylemek istersin? İlk defa bu masada bulundun, panoramada bulundun. Evet. Umarım senin için güzel geçmiştir. Gayet güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladığınız için. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Keyifli bir programdı. Yine bekliyoruz seni. İnşallah. Gittiğin her yerde söyledi tamam mı? Bu panorama çok seviyoruz. Bu masa özellikle hafta sonu olan. Tabii. Çünkü tabii lütfen. Kendimizin şey yapma. Senin artı söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Söyleyeceğim her şeyi söyledim. Düşündüğün projelerinde de aklından geçen ne varsa dilerim gerçekleşsin ve olsun. Başarılar diliyorum. Evet, Nagihan sana da çok teşekkür ediyoruz bu masada bizlerle olduğunuz için. Güzel olmak çok keyifli. Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. İyi pazarlar, hoşça kalın. İyi pazarlar.